Merhaba, iyi akşamlar. Saat 21, yakın planla karşınızdayız. İsrail 3 cephede savaşmaya devam ediyor. Gazze'de son 24 saatte 8 ayrı noktaya saldırdı ve 100'e yakın kişi hayatını kaybetti. Hizbullah'la Lübnan'la mücadele sürüyor. Bir kez daha Beyrut vuruldu dün gece. Güney Lübnan sınırında da çatışmalar sürüyor. Suriye bir başka cephe. Başkent Şam'a düzenlenen hava saldırısında en az 3 kişi öldü. Ölenlerden biri de öldürülen Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın damadıydı. Bir taraftan da İran'ın yaptığı füze saldırısına verilecek yanıt bekleniyor. Yahudi bayramı sebebiyle saldırı kararının Cuma gününden önce yani yarından önce alınması beklenmiyor. Ama zamanlama kadar merak edilen bir başka konu da İsrail ki o saldırıyı yapacağını, o misillemeyi yapacağını duyurmuştu. İran'da hangi noktaları hedef alacak? Amerika Birleşik Devletleri basını nükleer santraller hedef olmayacak diye yazıyor ama Tel Aviv, Washington yönetiminin telkinlerini dinleyecek mi? Bu da belirsiz. Dünya nefesini tutmuş, bölgede tansiyonun düşmesini umarken Türkiye'de çevresinde yaşananlara karşı teyakkuzda bugün Milli Güvenlik Kurulu toplantısı vardı. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi üyelerine harekete geçin çağrısı yinelendi. Nasıl dünya bu krizden çıkacak? Neler yaşanabilir, senaryolar, ihtimaller neler bunu konuşacağız yakın planda. Bu akşam 3 konuğumuz İstanbul stüdyomuzda, hep birlikteyiz stüdyoda. Profesör Doktor Tarık Oğuzlu, İstanbul Aydın Üniversitesi öğretim üyesi, hoş geldiniz. Hemen yanında yine İstanbul Aydın Üniversitesi'nden Doktor Hazal Vural Jane var. Çok teşekkürler yayınımıza katıldığınız için, hoş geldiniz. Ben teşekkür ederim, hoş bulduk. Ve Doçent Doktor Deniz Tansi, Yeditepe Üniversitesi öğretim üyesi. Herkese hoş geldiniz bulduk. Diyorum. İyi yayınlar. Şimdi İran'ın misillemesiyle başlayalım. Tarık Hocam sizden başlayayım derim ama bir kadın pozitif ayrımcılığı yapmamı müsaade ederseniz Hazar Vural Jare'den başlamak istiyorum. İran'ın misillemesini düşündüğümüz zaman ilk misilleme ve sonrasındaki misilleme kıyaslama yapıldığı zaman nereye oturuyor? Daha kapsamlı, daha caydırıcı bir etkisi oldu mu, ne dersiniz? Kesinlikle oldu. 13 Nisan günü İran ilk kez kendi topraklarından İsrail topraklarına sert güçle müdahale ettiği zaman şöyle söylemişti. Biz Şam'daki elçiliğimizin bombalanmasına stratejik bir sabır gösteriyoruz, itidalli davranıyoruz ve size bir cevap veriyoruz ve konuyu burada kapatıyoruz. Fakat bir kere daha kırmızı çizgi geçilirse biz bu kadar sabırlı davranmayacağız demişti. İşte Haniye'nin Tahran'da öldürülmesi tam olarak o kırmızı çizginin hem de İran'ın ulusal egemenliğine, başkentinde bu saldırının yapılması böyle bir zarardı. Ve o zamandan söylediği gibi bir üst kademede saldırı olacağını söylemişti. İran ilk kez bu elindeki hipersonik füzelerini kullandı ve kendi açıklamalarına göre %90 oranında başarıyla bir hedefle vurduklarını söylüyorlar. Diğer ülkelere ve uzmanların da düşüncelerine baktığınız zaman bunun öncekine göre 2 kat daha güçlü bir saldırı olduğunu ve Mossad karargahı dahil vurulduğunu söylüyor uzmanlar. Tabii şimdi İsrail'de bir sansür yasası var ve kayıplarını açıktan genelde İsrail göstermez. Fakat uydu görüntülerine bakıyorsunuz. Uçakların durduğu askeri üslerde bir boşluk ve vurulma izleri de söz konusu. Zaten füzelerin düşüşünü de seyrettik. Açıkçası o hava savunma sistemleri bu özellikteki füzelerin engellemesi için zaten uygun değil. İsrail'in elindekilerin de uygun olmadığı görünüyor. Neden değil? Belki biraz açmak gerekecek. Çünkü biz hep demir kubbeyi çok muazzam bir savunma sistemi olarak tanımladık. Pek çok saldırıda da füzeleri etkisiz hale getirdiğini geçmişte biliyorduk. İsrail de bunu böyle ifade ediyor. Dünya da böyle tanımlıyor ama bu sefer delebilmiyor olmasının İran'ın elindeki kapasiteyle kıyaslandığında nasıl bir sonuç çıkartıyor bize? Şimdi öncelikle demir kubbe ve başka hava savunma sistemleri de var. Açıkçası demir kubbe ile ilgili olan kısmı daha önce Husilerin ve Hizbullah'ın attığı füzelerin de demir kubbe tarafından %100 başarıyla karşılayamamıştı. O zaman da geçildiğini görmüştük. Bunun teknik ve taktik yöntemlerini kullanmıştı Hizbullah o zaman da. Ve hani şu konuşulmuştu. Husiler ve Hizbullah'ın elindeki füze teknolojisi
hepsi zaten İran'dan veriliyor. O zaman İran'ın elinde ne var? İran'ın bu hipersonik füzelerini geçen sene İran'ın sahip olduğunu açıklamıştı. Test ettiğini ve bunun başarılı olduğunu söylemişti İran. Dünyada 4 ülkede var bu füze sistemleri. Fakat o zaman İran'ın yerli savunma sanayiyle bunu başaramayacağını düşünüyordu batıdaki birçok ülke. Fakat İsrail'e yaptığı 1 Ekim'deki saldırıyla bunun başarıyla gerçekleştirildiği görüldü. Dolayısıyla bu hızda işte 1400-1500 menzil ve hızda gittiği zaman birkaç silahla müdahale edilmesi gerekiyormuş. Ve İsrail'in elindeki son teknoloji bile bunu karşılamaya yetmiyor. Yani demir kubbe dışındaki diğer hava savunma sistemleri de yetmiyormuş. 4 ülke dediniz, İran haricindeki 3 ülke. ABD'dir diye düşünüyorum. Diğerlerini şu an bilmiyorum. Ama şunu da vurgulamak isterim. Bugün Selçuk Bayraktar da bu konuda bir açıklama yaptı. Kendisi de bunu vurguladı. Yani İran'ın bu füzesiyle başarılı bir operasyonda bulunduğu görülüyor dedi. Yani hiçbir ülke bunu şu anda karşılayabilecek güçte görünmüyor. İsrail de yapamadıysa bunu dedi. Peki. Tarık Oğuzlu, şimdi İran'ın nasıl bir caydırıcı şey koyduğunu ortaya çerçeveyi çizdik ama katılır mısınız bir? İkincisi, İsrail'in karşılığını nasıl vereceğini düşünüyorsunuz? Bu anlamda karşılıklılık ilkesi itibariyle aslında şöyle söylemek lazım. İran özellikle Haniye'nin öldürülmesinden sonra bir saldırı yapacaktır noktasında bir beklenti vardı. Bunu biliyoruz ama İran'ın da Pezeşkian'ın da ağzından ifade edildiği üzere şöyle bir karşı argümanı vardı. Gazze'de bir ateşkes bulunması durumunda ben bu saldırıyı yapmayacağım. Yani İran'ın beklentisi neydi? Amerika bir şekilde İsrail üzerine baskı koyacak. Gazze'de devam etmekte olan savaş bir şekilde sona erecek. Siyasi çözümü öngörebilecek bir yol haritası belki zaman içerisinde ortaya çıkacak. Bu şartlar söz konusu olursa İran'da o karşı saldırı yapmayacak noktasında bir durum ortaya çıkmıştı. Ama bu hayalmiş. Yani ne Amerika bu yönde bir baskı koymuş Netanyahu üzerinden, ne de Netanyahu Amerika'nın İpiyle kuyuya inmiş, bildiği yoldan sapmamış açıkçası. Bırakın iki devletle çözümü mümkün kılacak bir ivedi ve kalıcı ateşkesi, savaşı daha da uzatarak ve Lübnan cephesine doğru yayarak İran'ın nasırına basmaya devam etmiş. Ve en sonunda, bu arada Lübnan, bir parantez açayım, Lübnan Dışişleri Bakanı'nın bir açıklaması var. Yani Nasrallah bir ateşkesi kabul etti ve ondan sonra bu saldırı geldi ve öldürüldü şeklinde. Dolayısıyla aslında perde arkasında bir takım ateşkesler yapılmış olmasına rağmen ya da bir takım avukatlara varılmış olmasına rağmen İsrail dinlemiyor gibi bir tablo var ortada. Hiç şaşırmam. Yani bilmiyorum ama böyle bir şey gerçekten doğruysa da olabilir. Çünkü zaten ateşkesi duymak dahi istemeyen, savaşın bitmesini dahi istemeyen, savaşın bitmesi durumunda bunun siyasi mekanizmaya taşınacağını bilen ve bunun da nasıl, nereye evrileceğinden emin olamayan bir Netanyahu olduğu için bu ateşkes çağrılarına dikkate almaması normal, ama asıl burada bence İran'ı strese sokan ve karşı saldırıda bulunmak zorunda bıraktıran olay Hizbullah'a karşı İsrail'in kat etmiş olduğu ciddi mesafeler. Yani Nasrallah'ın öldürülmesi ve üst düzey Hizbullah yönetiminde artık kim varsa birer birer patır patır bir şekilde elimine edilmesi. İşte bu çağrı cihazları ve telsizler üzerinden zaten kılcal damarlarına kadar İsrail'in, Hizbullah'ın girdiğini göstermesi dünyaya. Bu artık yani bir yerde bir tepki vermek zorundayız. Yoksa İran'ın kredibilitesi, inandırıcılığı, özellikle Ahtapot gibi düşünecek olursak Ahtapot'un kolları üzerindeki inandırıcılığı sekteye uğrar. Artı tabii rejim içinde de biliyorsunuz yani muhafazakarlarla nispeten ılımlar arasında giden bir didişme de var. Orada da rejimin bundan sonraki devamı noktasında nasıl bir seyir ortaya çıkacak, İsrail'e karşı verilecek olan tepkiyle çok yakından alakalı. Yine bence ölçüp biçip önceden haberdar edilip belki Amerika, yani İsrail haberdar edildi bilmiyorum ama Amerika en azından kuş uçurulduğunu tahmin ediyoruz. Aksi takdirde yani İran gerçekten İsrail'in canını çok net bir şekilde acıtmak isteseydi, belki de acıtabilirdi. Yani acıtmak istemedi. Yani Nisan ayında Hazar Hoca'nın dediği gibi o saldırıyı çok daha önceden haberdar etti. Çok daha belliydi bunun bir saldırı olmayan saldırı olduğu. Ama bu olay biraz daha üst seviyede olduğu açıkça ortada. Yani İran artık şunu söylüyor. Beni çok fazla köşeye sıkıştırırsan, beni almak zorunda istemediğim kararları almaya zorlayabilirsin. Bundan sen de zararlı çıkarsın. Ona göre ayağını yorganına göre uzat diyor herhalde biraz da. Peki. Deniz Bey, şimdi biz sarmala doğru giriyoruz aslında. Evet.
İran yapacağımız bu kadar, daha ileri gidilmezse karşılık vermeyiz derken İsrail net bir şekilde bunun misillemesinin geleceğini söylüyor. Acaba iki taraf açısından değerlendirdiğiniz zaman bunu bir tırnak içinde maraton gibi düşüneceksek, bazı yorumcular çünkü bunu yapıyorlar, evet, misillemeyi getirecek diye. Evet. Kimin nefesi nereye kadar yeter? Şimdi aslında 2004 yılından beri iki ülke milli güvenlik siyaset belgelerinde birbirlerini öncelikli tehdit olarak ilan ettiler. Özellikle İsrail Başbakanı Netanyahu'nun 3H olarak formüle ettiği Hamas, Hizbullah ve Husiler. Gerçi tabii orada Hamas'ın bir farklılığı var. Hamas İran tipi bir örgüt değil ama İran'da işte bölgesel işbirliği, müttefiklik ya da buna benzer bir zemin ortaya koydu. Şimdi aslında 7 Ekim saldırılarından sonra, yani bu son bir yıldan beri yaşananlara baktığımızda, 7 Ekim saldırısı yani olmasaydı İsrail Gazze'de bu operasyonu yapar mıydı, yapmaz mıydı? Buna ilgili tabii pek çok spekülasyon var. Ya da bir fırsat mı kolluyordu? O fırsatı hani bu çerçevede mi ifade ettiği gibi. Çünkü İsrail'in yıllardan beri hep söyleminde bir takım iddialar vardı. İster Gazze şeridi olsun, ister Lübnan olsun. İşte Lübnan'da Hizbullah, Gazze'de Hamas, bunları İran'ın Doğu Akdeniz periferisi olarak ifade ediyordu. İsrail'in en temel iddiası buydu. Tabii bu anlamda Hizbullah'ın çok farklı bir konumu var. Çünkü Hizbullah devlet içerisinde devlet. Aynı zamanda Lübnan parlamentosu bir siyasi parti. Ve bu anlamda baktığımızda, şimdi İsrail'in 1. ve 2. Lübnan Savaşı konumunu eğer karşılaştırırsak, 1. Lübnan Savaşı'nı İsrail kazandı. Çünkü PKK oradan gitmek durumunda kaldı. Ama 2. Lübnan Savaşı'nı neden Hizbullah kazandı diyoruz? Çünkü İsrail çekilmek durumunda kaldı. Yoksa tabii ki daha fazla zayiat verdiren İsrail'di. Ancak bu anlamda baktığımızda 2008'deki Beyrut baskınından sonra aynı zamanda parlamento ve hükümete veto hakları kazanan, hatta Batılıların Hizbullahistan dediği bir çerçeve oluştu. Gerçi Gazze'ye de biliyorsunuz Hamasistan adını veriyorlar. Bu anlamda bu hani yaşananları değerlendirdiğimizde aslında işte Hamas liderinin öldürülmesi dahil amiyane tabiriyle bir gelgel, hani hep gelgel, İran hep bir gelgel yaptılar. Ve hep şu soru soruldu, işte İran acaba bu anlamda sarmalın içerisine girecek mi, tuzağa düşecek mi diye. Şimdi bir ülkeyi düşündüğünüz zaman bir takım saldırılar olduktan sonra kamuoyunuza, ya işte ben bunu taktiksel olarak cevap vermiyorum, bunu erteleyeceğim, işte zamanını kollayacağım deme şansınız yok. Çünkü insanlar, vatandaşlarınız bir şekilde bir cevap verilmesini istiyorlar ki, tabii hani spekülasyona girmeyeceğim Cumhurbaşkanı ve Dışişleri Bakanı'nın hani ölmesi konusu, o kazayla ilgili, çünkü biliyorsunuz tam bir açıklama yapılmadı. O yüzden onun üzerinden bir şey söylemek zor. Aslında yapıldı hocam. Ön araştırma ve son araştırmaya göre kaza olarak geçti kayıtlara. Evet. İran resmi açıklaması %100 kaza. Tabii. Zaten onu başka türlü söylese. Ama kara kutu açıklanmadı bildiğim kadarıyla. Hala kara kutu raporu bekleniyor ve araştırma tamamlandı, kapandı. Öyle mi? Peki. Zaten bunu başka türlü açıklasa tabii savaş ilanı. Kıyamet kopartması lazım. Bir de o var yani. Evet. Şimdi tabii geçmişte nükleer fizikçiler öldürüldü. Hadi Kasım Süleymani Amerikalılar tamam ortadan kaldırdı diyelim. Şimdi bu anlamda bakıldığında İran'dan zaten o karşılık, hatta Nisan'ı söylediniz. Tabii Nisan'la ilgili İran o kadar eleştirildi ki. Evet. Ya inanılmaz bir eleştiri. Ya sen hani bunu bir gösteri olarak mı yaptın, başka bir şey. Bu en son saldırı stratejik anlamda tabii daha etkili. Neden? İşte bir yandan Nevatim hava üssü, bir yandan işte doğal gaz tesislerinin vurulması, bir yandan bu anlamda baktığımızda seyir füzeleri değil de hipersonik füzelerin kullanılması gibi. Peki bunun devamı gelecek mi sorusu. Şimdi İsrail kabinesi biliyorsunuz bir misilleme kararı aldı. Şimdi 1979'da İran devriminden sonra biliyorsunuz ilk önce devrimdir, sonra İslam devrine dönüşmüştür, ayrı bir konu. Ama Carter yönetiminin aldığı bir karar vardır. O da şu. Ne zaman ki Hürmüz Boğazı kapatılır, ki Körfez doktrini olarak geçer, bu ABD için savaş nedenidir. Şimdi ben İran'ın böyle bir ön alacağını zannetmiyorum. Çünkü bunu kapattığı zaman savaş anlamına geliyor. Ama Biden bir yol gösterdiği gibi geldi bana. Çünkü dedi ki nükleer tesisleri vurma. Ama bu petrol kuyuları ya da diğer enerji tesislerinin vurulmaması anlamına gelmiyor. Yani olmayan erg yöntemiyle belki bunu ifade ediyoruz ama çünkü nükleer tesislerin vurulması bölgede çok daha farklı bir takım çevre ya da buna benzer problemlere neden olabilir. Yani şöyle söyleyeyim, bir adım ötesinde olsa da yine de bir kontrollü yanıtın geleceğini düşünüyorum. Ama tabii bu öyle bir şey ki, ateşle oynamak gibi. Kontrollü derken zaten öyle olaylar yaşıyoruz ki
Bir işte o Avusturya-Macaristan veliahtının vurulması kaldı. Yani Allah korusun tabii o noktaya daha gelmedik. Çünkü hani Tayvan problemi ya da işte buna benzer noktalarda ya da Rusya'nın konuları dediğimizde. Yani ben şu anda çok gergin ve riskli bir zeminde olduğumuzu düşünüyorum. Umarım bu oynanan ateş bir an önce sönerce ama bu tabii işin dilek ve temenni kısmı riskin yükseldiğini ifade edebilirim. Şimdi nükleer tesisler vurulacak mı vurulmayacak mı Amerika bu konuda bir çizgi çekti. Yani saldırı ve misilleme konusunda İsrail'in hakkı vardır dedi ama çerçeveyi de o tesislere de dokunmayın diye evet. çizdi. Bir de Amerika Birleşik Devletleri bu saldırının içinde olacak mı olmayacak mı İran'ın misillemesi açısından da önemli. Burada şunu sormak isterim. Dün Doçent Doktor Veysel Kurt özellikle İran'ın hangi noktaları vurulabilir İstanbul Medeniyet Üniversitesi'nden hocamız yayındaydı dünkü yayınımızda. Şöyle bir şey söyledi. Dikkat çekici bir noktaydı. İhtimaller sayıldığı zaman işte suikastler, hocamızın dediği gibi petrol ve doğalgaz tesisleri yani enerji tesislerini hedef almak. İşte üçüncü nokta nükleer tesisler. Dolayısıyla hani ihtimaller bunlar. Ama rejim değişikliği üzerinden yapılmış Netanyahu'nun açıklamasıyla da birleştirerek Veysel Hoca dedi ki biraz daha petrol ve gaz yani daha ekonomik ülke içini zorlaştıracak ve rejime karşı hükümete karşı tepkiselliği de yaratacak hedefleri seçebilir şeklinde bir yorumu vardı. Katılır mısınız? Biraz uzun sordum ama. Evet, estağfurullah. Şöyle, şimdi aslında İran'ın içine yönelik bu tip hamleler dışarıdan ABD ve İsrail tarafından 45 senedir yapılıyor. Yani İran 90 milyonluk bir ülke. Açıkçası Netanyahu'nun o günkü mesajı, şunu da hatırlayalım. Netanyahu hükümetinin bakanlarından birisi bu yaz aynı şeyi Türkiye'ye de yapmaya çalıştı. Sanıyorum Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ı etiketleyerek her şey çok güzel olacak diye bir tweet atmıştı. Evet. İsrail Dışişleri Bakanı. Yani bu tabii İsrail'in yapmayı sevdiği tarzda siyasi karıştırmalara yönelik bir hamle. Fakat şöyle bir şey var. Yani İran, tabii İran içerisinde çok farklı çeşitli gruplar var. Hala saltanat isteyen gruplar da var. Hı hı. Fakat şimdi dışarıdan böyle sert güçle bir müdahale konusu doğduğu zaman ülke kendi içerisinde kenetlenmeye gider. Hı hı. Şimdi bir İranlı kimliği de var hepsinin ötesinde. Tabii ki içeride reformcular var, işte muhafazakarlar var, çeşitli talepleri olan birçok insan var. Bunları hep zaman zaman seçim döneminde de çok konuşuyoruz. Fakat şimdi 90 milyonluk ülkenin içerisinde bir de İranlı kimliği var ki güçlü bir kimlik bu. Mezhepsel bir temeli olabilir. İşte ki vardır, güçlüdür mezhebi temeli. Ama bunun haricinde de yani İranlı olmakla övünen orada milyonlarca insan var. Yani dışarıdan Netanyahu'nun onlara getireceği bir iyilik olmayacağını az çok hani bu kadar eğitimli bir nüfus bunu da çokça farkındadır. Ya İsrail şu anda kendi devlet içerisinde yürüttüğü, Gazze'de yaptığı savaş ve kendi devletinin içindeki karışıklıklarla hani dışarıda da böyle bir takım hamleler yaparken nereye ne yapacağını biraz kestiremeyecek bir halde. Açıkçası çok şey bir açıklamaydı, anlamsız bir açıklamaydı o. Bunu da söyleyen hocalarımız olmuştu. Peki öncelik olarak nereyi hedef alabilir öyle sorayım size. Evet yani her zaman yaptığı gibi terör üzerinden gidebilir. Terör kullanabilir, içeriği terörize edebilir. Yani yine suikastlar üzerinden mi? Yani şimdi rehber İran lideri Hamaney'i ya da İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'ı hedef alacağını düşünmüyorum. Yapamaz mı? İsrail ne yapsa şaşırmayız herhalde. Yani bunu da yapmaya kalkabilir ama böyle bir şey olacağını düşünmüyorum. Netanyahu'nun da açıklamasıyla birlikte düşündüğünüzde tabii stratejik varlıkların hedef alınması, İran elektrik ya da su santrallerinin hani halkı zor durumda bırakacak ve siyaseti böylelikle sıkıştırmaya çalışacak bir şey yapabilir. Amerika'ya rağmen nükleer tesisleri vurabilir mi? Vurabilir ama bunun sonuçları ne olur? Bir de İran'ın bütün nükleer tesisleri hani yer üstünde ve açık şekilde de değil. Hani bunun dışında tabii. olan tesisler de var. Dolayısıyla yani askeri üslere bir saldırı düzenlemesi daha muhtemel ve tam böyle karşılıklılık ilkesinden geliyor. Çünkü İran askeri üsleri vurdu. Bu arada demin sormuştunuz. Amerika, Rusya, Çin ve Hindistan 4 ülkeymiş hipersonik füzeleri. Evet sahip olan. Amerika?
Hindistan, Rusya, Çin, Rusya, Hindistan. Hindistan. İran da hemen bunların arkasından. Peki. Şaşıracak mı? Şaşırma. Bu sarmaldan çıkmak için bir yol var mıdır diye sorayım. Yine dün akşamki programımızda konuşulan şeylerden biri misilleme misillemeye getirecek, misilleme misillemeye getirecek. İran ki Pezeşkiyan'ın daha batıyla biraz daha diyalog kurmaya açık bir siyasi figür olduğu da en azından çabası içerisinde olduğunu düşünürsek acaba bir nükleer uzlaşma, o anlaşma üzerinden yeniden Amerika Birleşik Devletleri'ni masaya çekmek gibi bir formülle bu işi sarmaldan çıkartabilir mi? Bir fikir olabilir mi bu? Şimdi ben İsrail'in yöneticisi olsam, Netanyahu olsam bir an için düşünelim şimdi. İster miyim Pezeşkiyan gibi bir adamın İran'ın dış politikasını belirlemesini, Pezeşkiyan'ın liderliği altında Amerika ile İran'ın barışmasını, İran'ın Orta Doğu'daki küresel denkleme, bölgesel denkleme meşhur bir aktör olarak dahil edilmesini, İran'ın Suudi Arabistan ve diğer Sünni monarşik yapılarla sürdürülebilir bir işbirliği kurmasını ister miyim? Kesinlikle istemem. İran'ın başında olabildiğince muhafazakar, olabildiğince Batı ile ve dünya ile kavgalı, olabildiğince İsrail'i varoluşsal tehdit olarak tanımlayan ve İsrail'in haritadan silinmesi için canla başla çalışan bir lider. Ahmedinecad. Böyle bir liderin olması İsrail'in politikalarını da meşrulaştırıyor. İsrail'in Amerika'yı kuyruğuna takıp istediği noktaya getirmesini de mümkün kılıyor. İsrail'in, ele Netanyahu'nun ve koalisyonun içindeki o aşırı milliyetçi, aşırı dinci, aşırı yayılmacı unsurların halk nezdindeki meşhuriyetini de bir şekilde pekiştiriyor. Dolayısıyla yani Pezeşkiyan gibi Batı'yla işbirliği kurabilecek, moderat, yani ılımlı insanların işine yarayabilecek bir şeyi yapmaz Netanyahu. Akıllı adam. Amerika Birleşik Devletleri Netanyahu'ya rağmen yapabilir şöyle, mi? Öyle bir gücü var mı? Şimdi Amerika Birleşik Devletleri düşünürsek. Obama zamanında hatırlarsanız 2015'te böyle bir işbirliği yapmıştı zaten. Ama 2015'te Obama ile o zamanki İran yönetiminin kurmuş olduğu bu işbirliğinden en fazla rahatsız olan İsrail'di. Ve Obama hiç sevilmeyen Amerikan başkanı olarak tarihe geçti zaten İsrail'de. Amerika'nın bunu belirleme kapasitesi var mıdır yok mudur açık bir soru. Çünkü seçim sürecinde olan bir Amerika Birleşik Devletleri var. Şu anda Netanyahu Biden'ın boynuna kemendi takmış. Onu istediği yönde şey yapıyor, hareket ettirebiliyor. Çok açık ve net bunu görüyoruz. Seçime giden bir süreçte Amerika'dan Netanyahu'ya şöyle bir baskı gelmeyecek. Bu yaptığın doğru değil. İşte şuraya kadar sana sınır çiziyorum. Şuraları vurabilirsin. Bundan sonrasını sakın yapma. Benim için tehlikeli. Çünkü senin bu İran karşıtı politikan, bu aşırı şiddet, aşırı hukuk dışı politikan Amerika'nın küresel itibarını da zedeliyor. Beni küresel aktörler karşısında yalnızlaştırıyor. Beni küresel güney karşısında yalnızlaştırıyor. Yani bunu diyordu zaten Amerika ama Netanyahu takmıyor zaten. Yani Netanyahu'nun tek hedeflediği bir şey var. Seçimlerde Demokratlar Harris kaybetsin, Trump gelsin koltuğa otursun. Çünkü Trump zamanında İsrail ile Amerika arasındaki ilişkiler süperdi. İsrail'in istediği her şeyi Trump verdi. Şimdi gelirse yüksek ihtimalle diyecek ki şu işi bitir artık. Nasıl bitirirsen bitir. Kimseyi de dert etme. İran'ı da dert etme. Başkasını da dert etme. Arkanda ben varım. Son bir kez şunu söyleyeceğim. Az önce sorduğunuz soruyla ilişkili olarak. Amerika bence şunu istiyor. İran'ın canını acıt evet. Senin yenilmezliğinin, yani İsrail'in yenilmezliğinin ve caydırıcılığının tesis edildiğini göster. Benim senin Amerika olarak arkanda durduğumun bir anlamı olsun. İran bundan gereken dersi alsın, biraz canı yansın ama bu bir büyük güçler arası gerginliğe de sebebiyet vermesin. Şimdi Çin ve Rusya'nın İran'da müthiş şeyleri var, yani ilişkileri var, yatırımları var. Çin, İran'ın petrolünü alan birinci ülke. Yani İran petrolünün %90'ını Çin'e satıyor. Yani küresel ortamda bir yangın çıkaracak bir şeyi bence Amerika şu anda istemez. Kendisini de çünkü olumsuz etkileyecek diye düşünüyorum. O dengeyi denge kurulabilir mi, öyle sorayım Deniz Hocam size. Yani bu çizgiyi çiziyor Amerika Birleşik Devletleri ama Netanyahu bir şekilde hep aşıyor onu. İstemediği bir noktaya getiriyor Amerika'nın. Şimdi sosyal konular maalesef böyle bir ölçme biçmeyle zor. Ama tabii ki strateji burada önemli. Şimdi hocam Netanyahu söyledi. Netanyahu Obama başkanken Obama gelme dedi. O zamanki Cumhuriyetçi çoğunluğun davetiyle geldi kongreye ve Obama'yı yerden yere vurdu. Bunu düşünebiliyor musunuz herhangi bir ülke için? O ülkenin devlet başkanı gelme diyecek. Gideceksiniz o ülkenin parlamentosunda o ülkenin devlet başkanı yerden yere vuracaksınız. Yani şimdi Netanyahu ilginç bir figür.
Bunu tabii ki Yahudi lobisi ya da işte İsrail lobisi Amerika'da her zaman kuvvetlidir. Ama bu anlamda bakıldığında Trump neler vermedi ki başkanlığın son döneminde? Golan Tepelerini İsrail toprağı kabul etti. Sonra Kudüs'ün tamamını İsrail'in başkenti olarak kabul etti. Bence siyasi ömrü yetseydi Batı Şeria'yı da kabul edebilirdi. Çünkü öyle bir takım hazırlıklar vardı. Hatta işte sadece Mısır ve Ürdün değil, başka Arap devletlerinin de Birleşik Arap Emirlikleri başta olmak üzere İsrail'i tanımasını sağlanması, bu bence İbrahimi anlaşmalar. Hatta biliyorsunuz bir takım otoyol, tüneller, işte Batı Şeria ile Gazze arasında olacak damat Kushner'i gönderdi, 50 milyar dolarlık işte bir paket açılması gibi. Şimdi bu anlamda bakıldığında soru şu. Tabii demokratlar burada bir engel miydi? İşte bir yıldan beri devam ediyor zaten Gazze'deki operasyon. Yani demokratların özel bir engel taşıması ya da ortaya koyması söz konusu değil ama Trump'la Netanyahu'nun arasında özel bir ilişki modeli var. Yani bunun altını çizmek ve ortaya koymak lazım. Şimdi benim endişem şu. 20 Ocak'ta şu yemin edilene kadar. Ne kadar ileri gidecek İsrail? Onu düşünüyorum. Şimdi ne olmaz dediysek oldu. Yani kara operasyonu işte oldu. Ha, gidip bütün bir Lübnan'ı işgal etmesine gerek yok. Çünkü ne diyordu Netanyahu? 2006'da mutlaka bir 3. Lübnan Savaşı olacak diyordu. O zaman da başbakan, o hep başbakan zaten. Bir gidiyor geliyor. Ve yani bu anlamda değerlendirdiğimizde Litani Nehri işte onu aşmayacak belki kontrollü bir alan. Ama bence şu olabilir. Hani Vişi hükümeti gibi demeyeyim ama bundan sonra Lübnan'da İsrail'in istemediği herhangi bir hükümetin, bir oluşumun iktidara gelememesi sağlanabilir. Hı. Neden bütün Lübnan'ı işgal etsin ki? Gerek de yok zaten bunu yapmaya ama belli bir... Ki 1982 ile 2000 arasında yaptı aslında bunu. Gerçi Hizbullah meşruiyetini oradan sağladı. O kadar konumu rahat değildi İsrail'in bu anlamda baktığımızda. Ki zaman zaman dikkat ederseniz Şam'ı vuruyor. Hatta Hmeymim üssünü vurdu. Ki orada Rusya'nın üssünü doğrudan vurmadı ama oraya yakın silah depolarını vurdu. Hı hı. Şimdi kendi elini çok rahatlamış hissediyor İsrail. Şimdi burada... bir kontrolsüz güç gibi gözüken bir yapı var. Aslında elbette ki tamamen kontrolsüz değil ama Amerika'da şu anda bir boşluk var. Yani Biden emekli, Kamala Harris bir bakıyor işte ne olacak. Tabii bu kadar da şaşkın değil ama yani bu dosyalar seçimi nasıl etkileyecek? Bakın bir ay var seçime. Şöyle sorayım. Buyurun. Kasım ayının ilk salısı yapılacak seçim. Evet. 20 Ocak'ta da yemin ederek göreve başlayacak evet. yeni başkan. Seçimin sonucu eğer diyelim ki Kamala Harris oldu. Evet. Yani Donald Trump istediği için Trump, düzeltiyorum Netanyahu tersini söyleyerek evet. soracağım soruyu. Diyelim ki Kamala Harris seçildi. Bir dakika ben daha ileri gitmeyeyim diye mi düşünür? Hani ne kadar ileri gidecek size? Yoksa... Hani biraz frene basayım mı der yoksa Trump gelene kadar sonuç bu yapabildiğim kadar her şeyi yapayım mı der. Şimdi ve tansiyonu daha da mı yükselir? Trump'ın verdiği bir mesaj var. Ben gelene kadar işini bitir diyor. Trump'ın söylediği mesaj o. Şimdi tabii işini bitir derken iş nereye kadar bitecek, nereye kadar ilerleyecek? Kamala Harris gelirse tipik bir demokrat tavrı olarak işte ateşkes olsun, müzakereler, acaba hani işte belki uluslararası kamuoyunu daha fazla baskı sağlanması Netanyahu üzerinde bunlar gündeme gelebilir. Ama temel problem şu, İsrail-İran arasındaki bu gerilim ve olası savaşın daha büyümesi riskleri bu ne kadar daha kontrol edilebilecek ben bunu sorguluyorum. Yani bundan çok emin olamıyorum. Bir daha alabilir miyim? Yani İran'la İsrail arasındaki bu ne gerginlik, gerilim, hı-hı. bunun hani bir topyekün bölgesel savaş olur mu diye bir korku var. Hı-hı. Evet bu aşamada belli parametrelerle bu işin kontrol altında olduğu gibi bir tablo var. Ama bu ne kadar daha kontrol edilebilir? Hı-hı. Yani şöyle bir şey var. Kamuoyları açısından düşünün. İran kamuoyu açısından düşünün. Bir de İran hep bir bölgesel periferi kurma iddiasındaydı. Periferilerinden şu anda ne oluyor? Yani Hizbullah... Çok ciddi zarar gördü. Yani öyle böyle değil. Yani çok enteresandır. Ben bu konuyla ilgili BBC'de bir haber izlerken Reuters'a atıfta bulundu BBC. Meğer Reuters Temmuz'da bu pagerların, çağrı cihazlarının işletim sistemini ve güvenlik zafiyetlerini bayağı bir yazmış. Bir analiz yapmış yani. Çok ilginç bir zamanlama tabii bu anlamda bakıldığında. Şimdi oradan aklıma şu geldi, öyle bağlayayım. 2011 yılında New York Times'ta Roger Cohen'in bir Doctrine of Silence diye bir makalesi vardı. Sükut doktrini deyince daha böyle şey oluyor. Sessizlik deyince pek kamuoyunda şey yapmıyor. Yani o gerçi Atlanta'da işte Amerikalı subayların Afganistan'daki işte İHA ve SİHA'ları nasıl işte yönettiğini yazıyordu. Ama bu
aslında tam da sükut doktrininin bir yansıması gibi. Yani ne yapıyor? İşte çağrı cihazları, ertesi gün telsizler. Biliyorsunuz yakın yıllarda Stuxnet'le yani bir virüsle İran'da bir nükleer tesisi çalışamaz hale getirdi. Burada eğer bu iş İran'a doğru daha büyük bir zemine gelecekse, Irak gibi öyle 150 bin askerle falan işgal edilecek bir zemin yok. Ama öyle kilit noktaları ve stratejik çerçevede bir takım yapıları işlemez hale getirebilirler ki, o zaman işte İran'daki kaos, İran'daki boşluk ya da buna benzer zeminler, İşte o zaman kontrol edilemez noktaya gelebilir. Çünkü bakın biz Türkiye olarak bu noktada daima itidal yanlısıyız. Çünkü o zaman hiçbir şekilde İran'ın nüfusunun yarı yakın Türk, biz bunları kaşıyalım gibi bir mantık içerisine girmedik. Tarihte de girmedik, böyle bir şey yapmadık. Ama tabii İran'da Kürtler var, İran'da Beluciler var, Sünni Araplar var azınlıkta da olsa. Bütün bunlar Batı tarafından ya da değişik zeminlerde kışkırtılabilir. Ve İran bölgeye periferi kurayım derken kendi içinde Baudrillard'ın söylediği gibi infilaka doğru dönebilir. Bence bunu da değerlendirmek gerekir diye düşünüyorum. Bir katkı yapabilir miyim? Peki. Müsaadeniz olursa. Bir reklama gideceğim, ondan sonra alayım mı hocam? Estağfurullah. Peki. Bir reklam arası veriyoruz, ondan sonra buradayız. Reklamların ardından yakın plana devam ediyoruz. Reklam öncesinde bu sarmal nasıl durdurulabilir bunu tartışıyorduk ama Tarık Oğuz Deniz Tansin'in yorumları üzerine bir ek yapacaktı, orada kalmıştık. Evet, teşekkür ederim. Yani şunu söyleyecektim aslında. İsrail'in varlıksal olarak geleceği, devamı tehlike altında ise eğer ne cumhuriyetçiler ne de demokratlar ayrı telden takılmazlar. İkisi de sonuna kadar İsrail'in arkasında dururlar. Ama yapısal bir fark var iki parti arasında. İsrail'in politikalarına yönelik olarak, o da şu. Kamala Harris de bunu zaten sık sık söylüyor. Senin bu savaşı nasıl yürüttüğün, nasıl icra ettiğin çok önemli diyor. İnsan hakları noktasındaki hassasiyetin var mı, yok mu? Uluslararası hukuku takıyor musun, takmıyor musun? Müttefiklerine dikkate alıyor musun, almıyor musun? Bu yıkımı ne dereceye kadar sürdüreceksin? Bunları dert edebilecek bir yönetim olur Kamala Harris geldiğinde. Bu noktada Netanyahu'nun işini, eğer hocamın dediği gibi 20 Ocağı kadar bitiremezse Netanyahu, istediklerini alamazsa, ondan sonra çok zor alır. Trump'ın vizyonuna kesinlikle katılıyorum. Yani hocamın altını çizdiği gibi. Sonuna kadar zaten açık çek verecektir. Ama şöyle bir tehlike de olduğunu görüyorum. Biz bunu bazen Türkiye'den görmüyoruz. Yani demokratların dünyaya ideolojik ve normatif bir bakış açıları var. Cumhuriyetçiler de şu anki cumhuriyetçi yönetimde, yani Cumhuriyetçi Parti'yi ele geçiren Trump'a, Vance ikilisine baktığınızda ne görüyorsunuz? Aşırı içe kapanmacı, muhafazakar, daha realist dediğimiz kadro. Bunlar dünyaya pek ideolojik bakmıyorlar. Real politik düzlemde bir İran-İsrail barışı bu kafa yapısıyla daha kolay bulunabilir. Yani Trump'ın dünya algısı, işte real politik bakması, jeopolitik bakması, değerlere çok önem vermemesi, çıkarları o üzerinden bir denge siyaseti gütmesi. Ekonomi boyutu da, İran'la bir savaşa girmek maliyet yaratacaksa girmeyebilir mi? Aynen. Olabilir. Bu al-ver ilişkisi dediğimiz transactional kafa yapısı kâr zarar olarak bakıyor bu olaya tabii ki. Trump'ın bu zihniyeti Ukrayna-Rusya barışını da mümkün kılabilir. God knows ama kılabilir. İran-İsrail barışını da mümkün kılabilir. Demokratların çünkü ideolojik ve normatif dünyayı ayrıştıran bir bakışı var. O bakış açısına göre İsrail küresel batının parçası, İran küresel doğunun parçası. Dolayısıyla yani ideolojik ikinci soğuk savaş anlamında bakarsanız belki demokratlar yani daha da ileri gidebilirler. Yani nereden baktığınıza bağlı olarak değişiyor. Çok net bir cevabı yok yani. Doğru. Peki. Uzattıysam kusura bakma. Yok, estağfurullah. Amerika Birleşik Devletleri seçimlerinin çok bir milat olacağını biliyoruz. Şimdi pazartesi günü 7 Ekim'in yıl dönümü ve ondan sonra bir yıldır devam eden bir savaş var. Amerika Birleşik Devletleri seçimlerine girdiğimiz için oradan devam edelim isterseniz Hazar Hanım. Sizin beklentiniz nedir? Yani Kasım'ın ilk haftası, ocağın üçüncü haftası, evet, ikinci üçüncü haftası arasında nasıl bir dünya görürüz, nasıl bir bölge görürüz? Tarık Hocam'ın dediği gibi yani Netanyahu Amerikan seçimlerini bir anlamda rehin almış durumda ve çok fazla etki ediyor. Zaman zaman bu da tartıştığımız bir konu, yani Washington mı yoksa Tel Aviv mi, hangisi birbirini daha çok kontrol ediyor ve üstünde bir gücü var diye. Yani şimdi ABD bu sene özellikle Biden tarafı bu sene Orta Doğu politikaları sebebiyle çok fazla oy kaybetti kendi kamuoyunun nezdinde. Bu yapılan araştırmalar sonucunda söylediğimiz bir şey.
Ve bunun da bedelini tabii ki ödüyorlar. Fakat yani baktığınız zaman İsrail açısından bu gelecek olan haftalar ve aylarda yani bu karşılaşma mesela ABD diyor işte nükleer tesislerini vurulmasını desteklemiyorum diyor. Ama İsrail'in bunu dinlememe ihtimali de kuvvetle muhtemel yani dinlemeyebilir. Dolayısıyla o açıdan hep şunu söylemiştik bu sene yani Biden'a çok pahalıya mal oluyor Netanyahu hükümetinin yaptığı eylemler demiştik. Hı hı. Bu şekilde olmaya da devam ediyor. Tabii ABD açısından kendi seçmenini düşünmesi gibi bir durum söz konusu muhakkak ki halkın tepkisi, oylar vesaire. Ama şimdi öbür tarafta bakıyorsunuz iki başkan da hangimiz İsrail'e daha çok yardım edeceğiz, hangimiz daha fazla şey yapacağız diye de yarışmaya gidiyorlar. Yani kim seçilirse seçilsin İsrail'in lehine birçok eylem ardı ardına gelmeye devam edecek. Bir de şöyle bir durum var. Yani İsrail zaten Netanyahu da bunu biliyor. Yani ABD bazen söylemsel olarak bir takım şeyleri eleştiriyormuş gibi görünse de nihayetinde ne yaparsa yapsın İsrail bölgede onu korumak üzere, güvenliğini sağlamak üzere yanında sert gücüyle, mali desteğiyle, silah sanayiyle her türlü şekilde yanında ABD'nin olmak zorunda olacağının rahatlığı var. Hmm. Yani bu da aslında dünyanın bir ikilemi. Hmm. Yani ABD-İsrail ilişkilerinin değil, insanlığın bir ikilemi. Hmm. Peki, İsrail'in İran'a yapacağı saldırı hep söyledik. Nereye vuracak? Amerika Birleşik Devletleri bu saldırının içinde olacak mı? Katkı verecek mi? Yani evet yol veriyor ama bir fiil askeri olarak içinde olacak mı? Washington'dan gelen mesajlar öyle olmayacağı yönünde. Ama İsrail'in yapacağı hamle bir sonraki İran misillemesinin de kapsamını belirleyecek gibi duruyor. Ne olursa İran daha sert karşılık verir sizce ve verirse o sert karşılık ne olur? Şimdi tabii yani kitlesel bir ölüm olursa bu tabii iş çok vahim bir noktaya getirir. Onun için ben yine de kontrollü olacağını sadece hem umuyorum tabii ama aynı zamanda kontrollü olacağını tahmin ediyorum. Hı hı. Ama tabii ki kontrollü derken kilit noktaları, stratejik noktaları yani İran'daki hayatı daha zor kılacak. İran'daki ekonomik ve sosyal istikrarı zorlayacak bir takım saldırılar söz konusu olacaktır. Onu ifade etmekte fayda var. Şimdi biraz önceki konularla bağlantılı olarak Biden yönetiminin dış politika karnesi çok kötü. Rusya'nın Ukrayna işgali. Yani tamam Ukrayna'ya ne kadar yardımcı olursanız olun ama sonuçta devam eden ve süre gelen bir savaş var. İsrail'in Gazze'deki bu işte operasyonu ve bu anlamda işte Lübnan'a bu savaşın yayılması. Burada baktığımızda aslında kötü bir karneyi ve kötü bir bilançoyu görüyoruz. Sıkıntı şu, bakın şundan bahsedemiyoruz. Yani burada bir kritik konu var. Bunu Amerika Birleşik Devletleri çözer. Büyük güç değil mi? Büyük gücün bu sorunu çözmesi lazım. Ama bu büyük gücün, hani biraz önce ifade edildiği gibi, İsrail arkasında Amerika var dediğimizde bunu bilmeyen yok ama şimdi Netanyahu New York'tayken verdiği talimatlardan bahsediyoruz ya bu Lübnan'daki saldırılar, Nasrallah'la ilgili. Ya adeta Birleşmiş Milletleri deyim yerindeyse bir sirke çevirdi. Yani şu anda baktığımızda konu o yüzden Orta Doğu'yu aştı. Orta Doğu'dan taştı. Yani biz şu anda hani liberallerin dediği hep bir uluslararası düzen konusu vardır ya. Şimdi idealist dünya, idealist liberal dünya düzeni nerede? Yani tabii zaten bunun içinin ne kadar boşaltıldığını biliyorduk ama yani talimatları hani oradan vermeseydi de buradan verseydi başka bir şey mi konuşacaktır diyebilirsiniz. Ama sembolik anlamda da son derece önemli. Yani bu anlamda biz uzun asırlar boyunca elde edilmiş bir sonuçtur her şeye rağmen Birleşmiş Milletler. Hı hı. Yani evet İkinci Dünya Savaşı'nın sonunda kurulmuş gibi gözükse de daha Immanuel Kant'tan bugüne ya da işte o güne ya da bugüne kadar getirebiliriz. Ama baktığımızda uluslararası düzen ne yazık ki üzülerek söylüyorum bir dekorasyon unsuruna dönüştü. Hı. Şimdi bu dekorasyon unsuruna bakıldığında İsrail'e verilen bu destek sınırsız demeyeyim ama yani büyük destek diyelim. Dünyadaki pek çok konunun gündeme gelmesi, emsal teşkil etmesi, konuların gerçekten bir çözüm zeminine gelmesinde engel teşkil etmeye başladı. Çünkü biz hep şunu konuşuyoruz. Acaba İsrail'in bir adım sonraki hamlesi ya da işte bir sonraki hamlesi ne olacak? Şimdi neden? Çünkü İsrail acaba bir özne mi? Bir de onu tartışmak lazım. Evet, belli boyutuyla bir özne. Hı. Ama belli bir boyutuyla bakıldığında yani zaman zaman işte İsrail mi? Hayır. Üst akıl hiç kuşkusuz Amerika Birleşik Devletleri. Ama Amerika Birleşik Devletleri'nin her anında kontrol edebildiği bir güç değil.
Ama hiç kuşkusuz bu anlamda bakıldığında önemli bir teknolojik altyapısı var. Ordusunun bir vurucu gücü var. Bu anlamda bakıldığında Arap dünyasının ortasında ama tabii ABD'den aldığı destekle bütün bunları yapıyor derken her tarafta Amerikan üsleri var zaten. Ve hatta hatırlayın Netanyahu'nun haritasını, o harita, ben size bir şey söyleyeyim, o da öyle bir psikolojik savaş ki İslam dünyasının ortasına konmuş bir hançer. Yani bir yandan İran diyor, Irak diyor, Suriye diyor, bir Şii hilaline tabii orada Yemen'i de katıyor. Yeşil olarak gösterdiği harita, yani Sünni Arap dünyasını gösterirken hani sanki benimle beraber gibi bu fotoğrafı veriyor. Şimdi bu fotoğrafı vermesi bence bunu sadece bugünkü konularla bir ay sonra, iki ay sonrayla değil, daha orta ve uzun vadede düşünmek lazım. Yani orta ve uzun vadede düşünüldüğünde hani yine Trump dönemine dönelim. Hani Trump'ın o ünlü İsrail, Suudi Arabistan gezilerini hatırlayalım. Birbirini tanımamalarına rağmen direkt uçuşların olması falan buna benzer zemin. Şimdi o zeminleri değerlendirdiğimizde hep şöyle bir imaj var. Körfez ülkeleri, Mısır dahil, İsrail'le arası iyi. İşte bu Şii Hilali'nin ya da İran ve İran'la beraber hareket eden ülkelerin böyle bir anlayışı var diye. Bu bence o harita gerçekten hem psikolojik savaş açısından hem de İslam dünyasının kendi iç ahengi zemininde önemli bir hançer olarak değerlendirmek lazım ama mesela bu haritada yer alan Arap ülkelerinden çok kuvvetli, güçlü bir itiraz geldi mi ben göremedim. Belki ben kaçırmış olabilirim. Nasıl gelsin ki silah sanayi anlamında bağımlılıkları varken? Yani. Mekke Medine'nin olduğu Suudi Arabistan'ı blessing diye gösteriyor. Yani, bu İslam açısından da çok tatsız bir şey. Belki ufak bir şey ekleyebilirim hocam. Tabii ben zaten sizinle devam edecektim. Hem ekleyin hem bir de yani Trump'ın geçmişte yaptıklarını düşündüğümüz zaman demokratlar ve cumhuriyetçiler arasındaki farka da vurgu yapıldığı zaman yani tek devlet, daha doğrusu iki devletli çözüm Trump döneminde hiç zikredilmemişti. Tabii. Tek devletli çözüm, hatta o bir çözüm değildir aslında ama hep bu konuşuldu. Dolayısıyla aslında olası ateşkes ve sonrasındaki ihtimalleri de, müzakere ihtimallerini de ortadan kaldıran bir sonuç olmaz mı Trump'ın başkanlığı gerçek olursa? Şimdi yani bütün bir taraftan savaşlar bitebilir yani böyle bir pragmatik çözüm olabilir deniyor ama o nasıl bir sonuçla noktalanacak meselesi kaygılandırıyor. Trump döneminde ne olduğunu hatırlayalım. Yani İsrail'in istediği ve onun verdiği birçok şeyi hatırlayalım. Sözde başkenti işte Kudüs'e taşımak gibi, hukuksuz yerleşimlere devam etmek gibi, Arap devletleriyle normalleşmeler gibi hani birçok şeyin konuşulduğu bir dönemde. Ben şuna ekleme yapmak istiyorum. Şimdi Irak Hizbullah'ı şunu söyledi. Eğer dedi İran'daki enerji santralleri, enerji üsleri vurulursa dedi, bu bütün dünyanın günde 12 milyon varil petrol kaybetmesi anlamına gelir dedi buna cevap olarak. Şimdi 200 küsür füze fırlattı İran İsrail'e. Öyle bir durumda 10 bin füze fırlatma ihtimali var. Bölgedeki ABD üslerinin vurulma ihtimali var. Bir de şöyle bir şey var. Yani bunların hepsinin hesaplanması gerekiyor ama şimdi İsrail'in de hamlesini iyi hesaplaması gerekiyor. Şimdi İsrail kendi şehirlerini güvene almadan, çünkü 1 Ekim'deki saldırıyla gördük ki hava savunma sistemleri bu açıdan yetersiz kaldı. Şimdi kendini güvene almadan eğer İran'ın dediği gibi hocamın toplumun canını acıtacak bir şekilde, sivil ölümlere sebep olacak bir şekilde büyük bir hamle yaparsa o zaman dönüp kendisine gelecek şey bakın 13 Nisan, bir üst kademe 1 Ekim, bir üst kademe olacaktır. Dolayısıyla İsrail'in varlığı 48'den beri kurgulanan bu yapı o zaman büyük ölçüde riske girecektir. Yani bir sonraki adımın büyüklüğünü de hesap ederek bir adım atması gerekiyor. Şimdi İsrail hızla ve hırsla bir şeyler yapacağını söylüyor. Hemen ilk daha operasyon anında söyledi bunu. Daha sonra ABD'den de açıklamalar geldi. Ama çok iyi hesap kitap yapması gerekiyor. Çok ilginç. Mesela İran 31 Temmuz günü olmuştu Haniye suikasti Tahran'da. Ve o zaman böyle birkaç günde bir İran devrim muhafızları komutanlarından, Cumhurbaşkanı'na hep şu açıklamalar geliyordu. Zamanını, yerini, şeklini, seviyesini biz belirleyeceğiz diyordu. Ve biz günlerce televizyonlarda şunu işittik. İşte İran vuramayacak mı, ne zaman vuracak, hadi bugün şu kadar zaman oldu diye. Yani dolayısıyla İsrail'in şimdi çok stratejik bir hamle yapması gerekiyor. Ama eğer şaşırırsa ölçüsünü, o zaman İsrail şehirlerinin üzerine, çünkü İran şöyle dedi, ben sivilleri hedef almadım dedi İsrail'in aksine. O zaman ya Tel Aviv'e yağarsa o bombalar, o da bir facia tabii. Peki, yine reklam size denk geldi hocam. Reklama gideyim. Çok ondan güzel sonra... reklam oluyor ondan. Sizden devam edeyim olur mu Tarık Oğuz'la? Teşekkür ediyorum. Bir reklam arası verelim, ardından yine buradayız.
Reklamların ardından devam ediyoruz. Tarık Oğuzlu, şimdi İsrail'in nasıl bir adım atacağına karşılık İran'ın nasıl bir yanıt vereceğini konuşuyorduk reklama gitmeden önce. Sizin tahmininiz, beklentiniz, yorumunuz nedir? Yani aslında zannediyorum Hazar'da, Deniz Hocam da değindiler bu konuya. Yani işte İsrail'in ne yapıp ne yapamayacağının sınırını Netanyahu ile Biden arasındaki belki bu yakın temas belirleyecek. Yani ortalığı yangın yerine çevirmesini istemiyor Amerika, İsrail'in. Bu çok açık ve net. Çünkü bu İsrail'den çok Amerika'nın bölgesel ve küresel çıkarlarını çok olumsuz etkiliyor. Ama Netanyahu'nun da gözünü kararttığını görüyoruz. Hiçbir şekilde durmak istemeyeceğini biliyoruz. Savaşı sürdürülebilir kılmak istediğini biliyoruz. Stratejisi zaten bu. Yani savaşmanın kendisi amaç olmuş. Yani o Clausewitz'in sözünün tam tersi. Yani sonuçta belli bir siyasi hedefe yönelik bir askeri strateji takip etmiyor şu anda Netanyahu. Belki de ediyordur. O da iktidarını devam ettirmektir. Yani, ebedi savaş yorumları yani, yapılıyor. O zaman aynen öyle. Yani şu savaşın bittiği anda, silahların sustuğu anda siyaset için içine girecek. O zaman Gazze'nin sonrası ne olacak? Lübnan'la İsrail arasındaki ilişkiler ne olacak? İran-İsrail ilişkisi ne olacak? İki devletli çözümü konuşacak mıyız, konuşmayacak mıyız? Abraham anlaşmaları uzayacak mı, uzamayacak mı? Hiç bunları görmek istemiyor. Artı zaten savaş bittiği anda Netanyahu'nun ipini çekmek için hazırda bekleyen İsrail içindeki ciddi bir muhalefet de var. Onu da biliyoruz. Dolayısıyla bunları mümkün kılmamak adına savaşı yayabilir. Hiç yani beklenmedik kadar şiddet içeren bir şey de yapabilir. Çünkü şunun garantisini elde etmiş olur bu durumda. İran'ın kendisine daha fazla, daha şiddetli bir şekilde saldırması ne anlama gelir? Artık İsrail'in arkasında Amerika ve küresel batının diğer ülkeleri sonuna kadar olacak demektir. Yani İsrail'i İran'a yem ettirmeyecekler. Çok açık bir şekilde görüyoruz bunu. Ama İran ne yapar? Ben İran'ı yine Hazar Hoca'nın yani Nisan ayındaki tepkisinden yola çıkarak söyleyeceğim. Yine çok hırslı, çok böyle alelacele bir şey yapacağını düşünmüyorum. Çok düşünecek, çok tartacak, çok biçecek. Sonuçta İran zayıf, kırılganlıkları olan bir ülke. Artı Pezeşkiyan'ın zaten bir meşruiyetini de sürdürebilme ve kalıcı hale getirme arayışı var. O da yani Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmalar bu iki liderin çok şey ifade ediyor. Yani bir tarafta aşırı kibirli ve aşırı hırslı Netanyahu, diğer tarafta nispeten aşırı ılımlı ve aşırı mütevazi olmasa bile olmaya çalışan bir Pezeşkiyan var. Yani ikisi sadece birbirlerinin kamuoyuna değil, dünyaya da oynuyorlar, tribünlere de oynuyorlar. Ben Pezeşkiyan'ın eğer İran bir saldırı altına gelirse ki gelme ihtimali yüksek, çok böyle yani ortalığı yakıcı, yangını büyütücü bir politika takip edeceğini düşünmüyorum. Bu belki varsayım tabii yani. Belki ufak bir ekleme yapabilirim. Şimdi Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan göreve başladığı gün Haniye öldürüldü. Dolayısıyla yani baktığınız zaman süreç, gidişat, bu karşılaşma açıkçası Nisan ayında zaten İran-İsrail doğrudan karşılaşması başladı. Mayıs ayında reisinin helikopteri düştü ve sonrasında seçim süreci. Yani İran için bu sene evet kırılmaların ve çok büyük olayların yaşandığı aslında İran coğrafyanın geneline baktığınızda diğer Orta Doğu devletlerinden aslında daha stabil bir ülkedir. İran için de öyle çok terör saldırıları olmaz, böyle çok şeyler genelde olmaz, nadiren bir şey olur. Fakat bu sene İran için büyük bir seneydi. Fakat şunu bir kere daha vurgulamak gerekiyor. İran'da dini lideri, rehberleri iç dış tüm temel politikayı, milli güvenlikle ilgili politikayı ve aslında dış politikanın özünü de rehber belirler. Rehber kafasına ve keyfine göre bunu belirlemez. İran sistemi, devlet sistemi kişiler ve kurumlar arasında bir oydaşma sonucunda çıkar. Cumhurbaşkanı önemli bir figürdür, icra makamının başıdır. Ancak Pezeşkiyan da çok ilginç bir reformcu aday. Reformcuların en muhafazakarı ama hem seçim sürecinde hem kabineyi belirlerken devrim rehberiyle öyle bir işbirliği ve dirsek temasında yaptı ki o muhafazakar meclis bile hemencecik onayladı kabineyi. Dolayısıyla bunu da hesaplamak gerekiyor bir anlamda. Peki. Cepheleri genişletme üzerinden de konuşmak gerekiyor. İsrail bir taraftan Gazze'de açılışta da söyledik saldırılarına devam ediyor. Diğer taraftan İran'a bir misilleme hazırlığında ama Lübnan'da bir savaş da yürütüyor. Hizbullah hedeflerini vuruyor, Suriye'yi vuruyor. Evet. Bu kadar çok cephe açması İran'ı savaşa çekmek için daha fazla tahrik etmek mi? Yoksa
bana olan her türlü tehdidi yok etmekte kararlıyım tırnak içerisinde doktrinini devam mı ettiriyor? Şimdi benim kanaatim aslında İran'ı savaşa çekmek. İlk baştan beri hep zaten İsrailli yöneticilerin, gerek Netanyahu'nun, gerek işte ilgili bakanların ya da zaman zaman İran'da bu konuyla ilgili, İsrail'de bu konuyla ilgili siyaset yapanların hep ifade ettiği İran tehdidi üzerine, bütün bir dünya üzerine dikkat çekmek. Ama burada şöyle bir sıkıntı var. Yani mesela Yemen'de Husileri de konuşmak lazım. Şimdi Yemen'de Husiler bu jeopolitik kırılmada son derece önemli bir yer teşkil ediyor. Biz biliyorsunuz artık Süveyş Kanalı'nın öncesine döndük. Ümit burnundan gemiler dolaşıyor. Atlas Okyanusu, Cebeli Tarık. Yani şimdi bu tabii hatta Blinken'ın Mısır ziyaretinde, Mısır Dışişleri Bakanı'yla yaptığı ortak basın toplantısında dedi ki biz dedi başka kaoslardan, tabii daha bu olaylar Lübnan falan başlamamıştı ama hani Gazze ile ilgili konuşuyorlardı. Yani dedi Kızıldeniz'i konuşmuyoruz. Asıl dedi buradaki jeopolitik yani problem ya da işte facia burada. Bununla ilgili önlem almalıyız dedi ama bunu söyledi. Tabii bu söylediği en azından bir tespit anlamında ya da küresel sermayenin, küresel ticaretin ne kadar zarar gördüğüyle ilgili bir yakınmaydı belki bu anlamda ifade edilebilir. Ama ben şöyle bir plan görüyorum. Hani illaki bir plan arıyorsak, İran'ı ilk önce periferilerinden soyutlamak, izole etmek, sonra kendi içine doğru döndürmek, kendi iç sorunlarıyla mücadele eder hale getirmek. Orada bence altı çizilmesi gereken ülke Rusya. Şimdi Rusya hemen şöyle bir cevap gelebilir. Efendim Ukrayna'da uğraşıyor, savaşıyor. E tamam da şimdi tamam Hmeymim'de doğrudan Rus üstünü vurmadı, silah deposu vurdu. Tamam da yani Şam'ı vuruyor, Tartus'u vuruyor, Hmeymim'i vuruyor. Yani Rusya'nın ben buradaki tutumunu tam anlayamadım. Ben şöyle mi diyeceğiz? Yani Rusya cevap mı verecek İsrail'e? Hayır. Ama bugün Suriye'de Esad rejimi varsa, Esad kaldıysa Rusya sayesinde. Ve Tahran. Açık konuşalım yani. Tabii Tahran'da. Yani bu anlamda baktığımızda ben hatta ona tam da Halep'e kadar olan Suriye'yi, Esad'ın Suriye'sini butik Suriye olarak nitelendiriyorum. Bir butik Suriye varsa ki zaten Rusya'ya bu kadarı yetiyor. Üçte biri zaten PKK-PYD'de terör entitesi ABD'nin vesayetine ona dönüştü. Bu anlamda asıl bence şu tehlikeyi de ifade etmek lazım. Doğu Akdeniz'den Basra Körfezi'ne kadar Suriye ve Irak'a baktığımız zaman devletsizleşti. 91-2003 birinci, ikinci Körfez Savaşları, 2011'deki Sözlü Arap Baharı'nın Suriye yansıması olarak baktığımızda bir vakum oluştu. Hani ilk böyle İngilizce öğrenirken vardı fill in the blanks. Bu boşluğu kim dolduracak? Sorun İsrail tabii ki dolduramaz. Ama ABD var. ABD zaten burayı organize ediyor. Çünkü zaman zaman mesela Sayın Cumhurbaşkanı da söyledi. Hani sınırımıza doğru hani bu iş geliyor diye. Sınırımıza İsrail ordusu falan gelmiyor. Ama burada bence Türkiye açısından en temel konu beka konusu, benim kanaatim devletsizlik. Bizim devlet olmayan muhataplarla komşu olmamız. Yani asimetrik bir sınırı korumak zordur. Çünkü biz uluslararası ilişkiler zemininde muhatap olabilecek bir partnerimiz yok. Halbuki Irak devleti olsa tam anlamıyla uluslararası hukuk kişisi olarak bir problem olduğunda hesap soracağımız bir Irak devleti olacak. Ya da Suriye devleti olacak. Sorun bu. Yoksa hani zaman zaman kamuoyunda da konuşuluyor. Yani İsrail ordusu oradan çıktı. Yani İsrail ordusu istese de zaten öyle bir kara gücü olarak Suriye, Irak. Nereye giriyorsun yani İran'a kadar? Ya da işte İsrail ile İran nerede savaşacak? Meydan muharebesi yapması lazım. Birisini oradan, birisini buradan. 1100 kilometre mesafe. Ama işte şey yetiyor. Buradaki vekil güçler aracılığıyla ortaya konan şiddet ya da çatışma, kaos. Çünkü ne diyor Amerikalılar? Kontrol edilebilir istikrarsızlık alanları ya da adacıkları. Yani bunu tercih ediyorlar. Asıl bence bunu konuşmak lazım. Yoksa ben hani İsrail ne yapabilir? İşte evet Lübnan'da bir bu anlamda nasıl diyelim bir kontrol. Zaten hani bir daha güneye inmesini Hizbullah'ın izin vermeyeceğiz diyor. Tabii ama o çok önemli. Eğer onu yapabilirse İsrail, eğer Hizbullah bir daha Lübnan içerisinde etkin kılmayacak bir formül geliştirirse bu İsrail için müthiş bir, kendi açısından söylüyorum tabii, bir stratejik kazanım haline gelir. Dün yine Murat Yeşiltaş, Profesör Doktor Murat Yeşiltaş SETA'dan söylediği bir nokta vardı. Yine bu nehirler hep savaşlarda bir hat olur ya, ilerleyebileceğiniz hat.
Yine İsrail'in kuzeye doğru çıktığında Lübnan'ın güneyinde o nehir noktasına kadar gelip hatta Beyrut-Şam hattını kesebilecek bir noktaya doğru evrilip tahminden daha kapsamlı bir harekata girişebilir. Ben nehir bir hat olarak ifade edeceğini düşünüyorum. Çünkü nehri geçmek tabii... Yok, nehri geçmek anlamında söylemiyor ama nehir kıyısından kuzeydoğuya da evrilecek bir hat üzerinde kontrolü tutması gibi bir hedefi Golan zaten kendi elinde, Golan tepeleri. Yani dolayısıyla biraz da Golan tepelerini de kontrol altında tutmak için hedefinin bu olduğunu, dolayısıyla kapsamın biraz beklenenden ya da tahmin edilenden daha geniş. Hani hep kapsamı çok geniş olmayacak, ne kadar olacak tartışmaları yapılırken böyle bir boyut getirdi. Katılır mısınız? Yani Lübnan'daki amaç nedir sizce? Ben katılmıyorum bu görüşe. Peki. Yani ben böyle İsrail'in Suriye'de, Irak'ta bazı etki alanları yaratmak, oraları fiili kontrolü altına almak ya da orada İran'ı ve uzantılarını döverek tamamen silmek derdinde olduğunu değil, kendi topraksal bütünlüğü içerisinde güvende olmaya çalıştığını düşünüyorum. Şimdi şöyle düşünelim. 7 Ekim saldırıları olmamış olsaydı biz şu anda bunları konuşuyor olacak mıydık? En başa sarın yani. 7 Ekim öncesinde birçok şey olumlu bile gidiyordu Orta Doğu siyasetinde. Biz bile İsrail'le barışma aşamasına gelmiştik neredeyse. Düşünelim. York'ta görüşüyor hocam. Büyükelçiler gitti geldi. Netanyahu'nun Ankara'ya gelmesi düşünülüyordu. Cumhurbaşkanı kabul etti. Mecliste konuşma yapması planlanıyordu. Bir senede her şey değişti. Yani şunu demeye getiriyorum. Yani birileri düğmeye bastı, Orta Doğu'da bir yangın çıkardı ve artık asla geri dönülemeyecek. Bu kafa, yani bunu anlamakta zorlanıyorum açıkçası. Peki. Bunu da söyleyeceğim. Bu analizinizi unutmayın çünkü bununla ilgili bir şey soracağım. Devam edin. Şöyle söyleyeceğim. Yani 2000'de Lübnan'ın güneyinden çekilen bir İsrail vardı. 2005'te Gazze'den çekilen bir İsrail vardı. Netanyahu, Ariel Sharon'un çizgisinden gelen lider olarak bu ikisini de asla kabul etmedi. Yani Lübnan'ın güneyinden çekilmek de hataydı Netanyahu'ya göre. Gazze'den çekilmek de hataydı Netanyahu'ya göre. İki devletli çözümü görüşmeyi mümkün kılabilecek diplomatik siyasi bir süreç başlatmak da hep hataydı zaten Netanyahu'ya. Tamam, bu söylediğiniz gelişmiyor mu? İşte şey diyeceğim. Buna dönmeye çalışıyor. Yani Gazze'yi tamamen yine kendi stratejik kontrolünün altına almayı, Lübnan'ın güneyini de Hizbullah'ın kendisine saldırmasını mümkün kılmayacak şekilde İsrail'in kontrolü altına almaya çalışıyor. Tamam. Amacının bu olduğunu düşünüyorum ben. Tamam yani, zaten Murat Hoca da biraz onu söylüyor. Yani söylenen çerçeve şu, o nehire kadar olan bölümü bir anlamda bir tampon bölge olarak zaten koyup, 20 kilometrelik bir yerden bahsediyor. Tamam, yani dolayısıyla hani aslında... Katılmıyor değilsiniz yani o görüşü, onu demeye çalışıyorum. Hayır, şunu demek istiyorum. Yani büyük İsrail projeleri işte denizden Fırat'a kadar hani her yere kolu kanadı uzamış İsrail falan. Yani yayılmacı İsrail. Ben böyle düşündüğünü düşünmüyorum ama bakın kritik bir eşik döndü İsrail. Bundan sonra kolaylıkla nasıl anlatsam alttan alacak bir İsrail olmayacak. Çünkü aşırı bir özgüven var şu anda İsrail'de. Neler yaptım ki diye düşünüyor. Neler yaptım ki diye düşünüyor. Hele bu Hizbullah'a atmış olduğu tokat, yani kendi açısından bakılacak olursa çok ciddi bir şey. Aşırı bir özgüven var. 7 Ekim saldırılarını mümkün kılmayacak şey neyse onu yapmaya çalışıyor. Caydırıcılığı en fazla şiddet kullanarak tekrar tesis etmeye çalışıyor ki sanki başarmış gibi bir durum da var. Yani İran'ın bak, yani İran'ın bu kadar kontrollü gitmesi, çok fazla denklemi işin içine alması, yani başıma ne gelir sorusunu bence çok fazla sorması, bu İran'da daha var. Kontrollü gidenin ben daha İran olduğunu düşünüyorum. Kontrolsüzlüğü, risk almayı düşünenin daha cesur davranan deyip tırnak içinde, yani belki hak edilmemiş bir cesaret ama onu düşünenin İsrail olduğunu düşünüyorum. Peki şunu soracağım, yani İsrail'in o zaman o tırnak içerisinde end game dediğimiz, yani varmak istediği nokta şu mudur? Kendisine tehdit olabilecek her türlü şeyi sınırına yakın, sınırlarını koruyacak şekilde kontrol alabileceği yere kadar gitmek ve orada durmak mıdır? Böyle mi diyorsunuz? Ama eğer o yerler şeyden ibaret ama işte Gazze'den ibaret ve Lübnan'ın güneyinden ibaret. Tamam. Yani bunun dışında o teorik olarak bakarsanız Irak'ta da Suriye'de de paramiliter unsurlar var. Ama bu şu anlama gelmez. Yani İsrail oraları da alacak, oraları da kontrol edecek. Ben bunu iddia etmiyorum. Ben İsrail'in böyle düşündüğünü de düşünmüyorum. Peki bunu komple olarak da düşünebilirsiniz. Çok fazla yorum yapıldığı ve komplo teorisi olarak değerlendirildiği için de her üç isme de soracağım. Tarık Oğuzlu, sizden başlayayım yine. 7 Ekim saldırısı olmasaydı, yani ondan önce bambaşka bir dünya konuşuyorduk. Bir yılda buraya geldik dediniz.
7 Ekim saldırısı gerçekten İsrail biliyor muydu, bilmiyor muydu tartışması hala devam ediyor birinci yılın sonunda. Yani asıl amaç zaten İsrail bile isteye bu savaşı çıkartmak istiyordu. Yorumları da yapılıyor. Bugün gelinen noktada İsrail İran'da Haniye'yi vurabiliyor. Lübnan'da Hizbullah'ın lideri Nasrallah'a nokta atışlarla suikast yapabiliyor. Yani bu kadar istihbari olarak güçlü olan bir ülkenin nasıl oldu da 7 Ekim'i tahmin edemediği ya da istihbaratını alamadı üzerinden yürüyen tartışma o zaman şimdi bir yılın sonunda siz nasıl yorumluyorsunuz? O kadar tartışmaya açık bir konu ki bu. O zaman 11 Eylül saldırılarını da Amerika yaptı yani. İkiz Kuleleri vurdu ve karşılığında işte Afganistan'ı işgal etti, Irak'ı işgal etti. Yani bu kafa yapısıyla gidersek işin içinden çıkamayız. Yani açıklayamadığımız durumlarda sonuçlara bakarak bir şeyleri anlamaya çalışıyoruz. İşte biraz şunu, da o sonuç nereye varacak ki onu söyleyebiliriz. Çıkış noktasını anlamlandırmak için. 7 Ekim'den bugüne yaşananlar İsrail'in canını da yakmıştır. İsrail'e zarar da vermiştir ki verdiği açık ortada açıldı. Yani dünyadaki algısı bitti, itibarı erozyona uğradı. Uluslararası Ceza Mahkemesi tarafından yargılanıyor. Uluslararası Adalet Divanı soykırım işledin diyor. Küresel Güney tamamen karşısında yani ciddi bir uluslararası baskı ve izolasyon altında İsrail. Avrupa Birliği üyesi ülkeler içinde de çatlaklar çıktı. İspanya gibi, İsveç gibi ülkeler Filistin bir an önce tanınsın, iki devletli çözümün giden yolu açılsın dedi. Demokrat Parti içinde müthiş bir çatlak var şu anda. Yani olmayan şeyler var. Yani bunları ince bir mühendislik kafasıyla hesaplayıp, iğne iğne işleyip işte benim işime ne yarar noktasında bir şey yani. Ben böyle olduğunu düşünmüyorum. Ama şunu görüyorum, şu, o kadar da saf değilim. Yani saf olmadığım tarafım şu. 7 Ekim'den sonra gücü öyle bir kontrolsüz, şiddeti öyle bir acımasız şekilde kullanıyor ki o caydırıcılığını tekrar elde etmek adına bu süreçte kazanımlar da elde ediyor. Sizin altını çizdiğiniz kazanımları elde ediyor. Ama bu kazanımları elde etmek için 7 Ekim'i kurguladı diyemeyiz. Peki. Böyle bir sonuç ortaya çıktı şüphesiz. Peki Hazar Hanım siz nasıl yorumlarsınız bir yılın sonunda gelinen noktayı? Şimdi öncelikle şunu bir kez daha vurgulamak istiyorum. 7 Ekim Hamas, Gazze ve Filistin ürünüydü. Hiçbir şey 7 Ekim'de başlamadı. Yani 80 ya 100 ya daha fazla yıllık bir olan olaylar silsilesinin sonucunda o şartlarda yaşayan insanlar ve bütün kaybettikleri topraklar ve vatanla ve geldikleri noktada artık 7 Ekim gerçekleşti. İsrail 7 Ekim'den beri ne kaybetti? Dokunulmazlık miti yıkıldı. Üstelik o miti yıkanlardan bir tanesi Yemen'in Husileri. Yani Lübnan'ın Hizbullah'ı İran'a gelene kadar önce onları söyleyelim hani İran kalsın bir kenarda. Şimdi öte yandan şunu vurgulamakta belki fayda var. Şimdi İsrail'in teknolojik anlamda bir üstünlüğü var. Uydu, telekomünikasyon ve bütün bu şeyler anlamında var. İstihbarat örgütleri anlamında da var. Şimdi Mossad başarılı ve köklü bir istihbarat örgütü. Evet ama CIA, MI6 ya da diğer işbirliği içinde çalıştığı bütün istihbarat örgütlerinden gelen akışı düşünürseniz o tek tek işte Nasrallah veya diğer Lübnan Hizbullah komutanlarını öldürmesindeki o başarının yani o kadarının da olması bir anlamda hani çok da şaşırtıcı bir hamle değildi. Bir de şuna vurgu yapmak istiyorum. Şimdi Litani Nehri'nin kuzeyine doğru bir işte süpürme orayı alma ve İsrail'in kuzeyinde yerinden olmuş işte 200 bine yakın insanın tekrar oraya geri dönmesi için bir tampon bölge yapma arzusu. Ya da işte oradaki biliyorsunuz Golan çok su zengini bir ülke ve Golan'ı hukuksuz işgal etti İsrail. Şimdi Litani'ye kadar gidip orayı da alma noktası. Yani İsrail girdiği ve aldığı topraklardan öyle 5 kilometre girdim alayım tamam işim bitti çıkayım diyecek bir ülke değil. Kalıcı zaten olacak diyorsun. Ankara'nın da vurgusu buydu. Yani hem güç dalgalanmalarına ve coğrafyada bir takım değişikliklere sebep olup o dengeleri bozup başta Türkiye olmak üzere birçok ülkeye etki edecek iş yapmaya gidiyor. Yani dengeyi bozuyor çünkü. Dolayısıyla onun yaptığı eylemlerin de sonuçlarıyla uğraşmak kalanlara kalıyor. Yani peki Cumhurbaşkanı'nın açıklamasını bu anlamda dolaylı bir etki olarak mı yorumluyorsunuz? Yani nihai hedef tam açıklaması bundan sonra sıra Türkiye'ye gelecek diye yorumladığı şey. Yani doğrudan bir hedef olarak mı yoksa? Mesela Suriye ki bugün Milli Güvenlik Kurulu toplantısı da vardı. Orada da işte birinci, ikinci madde yine terörle mücadele PKK, YPG meselesi var.
İsrail'in atacağı adımlar işte Suriye'yi etkileyecek, Suriye'deki denklemleri etkileyerek Türkiye'ye dolaylı bir etkisi olacak diye mi algılamak lazım? Güç unsurlarına bakalım. İsrail'in nüfusu. İsrail son bir senede 1 milyon insanını kaybetti. 1 milyon İsrailli çift pasaportlu İsrailli Batı Avrupa ve Amerika'ya gittiler. Ve şu anda geri dönmüyorlar ve yakın zamanda geri dönmeyecekler. Şimdi nüfusunuz belli, nüfussal bir kaybınız var. Ordu, İsrail IDF şimdi bir yıldır öyle ya da böyle Gazze'de Hamas'ı yenemedi. Askeri anlamda stratejik hedeflerine ulaşamadı, askeri hedeflerine ulaşamadı. Neydi askeri hedefi? 7 Ekim günü söylemişti Netanyahu. Hamas'ı bitireceğim. Hamas'ı bitiremeyen Netanyahu hükümeti, 42 yıllık tabanı olan siyasal partileşmiş bir Lübnan Hizbullah'ını kolaylıkla bitirebilir mi? Mesela Lübnan Hizbullah'ının olduğu bölge işte karadan girme noktasında birkaç gece önce bunu hep birlikte gözlemledik. İşte 8 İsrailli askerin öldüğünü okudum İsrail kaynaklarında. Şimdilik bu kadarını açıklamış. Ama karşısında bir direniş olmayacağını mı düşünüyoruz mesela Lübnan Hizbullah tarafından? Ya da mesela şimdi 1 Ekim'de İran'ın saldırısı oldu. Bu noktada direniş ekseninin de aslında parçalarından önemli bir halkadır Hizbullah. Hizbullah açısından da moral motivasyona sebep oldu İran'ın yaptığı bu saldırı, misilleme. Dolayısıyla ben bunu bir varoluş mücadelesi olarak okuyorum. Ve İran ve İsrail var oldukları müddetçe bu karşılaşma devam edecek. Yani bilmiyorum, çok böyle onları barışmış bir düzlemde hayal dahi edemiyorum. Yani 79'dan beri çünkü bunun için silahlanıyorlar. Bunun için işbirliklerinde olduğu insanları ya da örgütleri, yapıları besliyorlar. Bunun için uzun dönem strateji kuruyorlar. Dolayısıyla bitmeyecek. Yani bitmeyecek bir şey ama İsrail'in yıktığı o uluslararası hukuk, normlar, değerler, biz bunları normalleştirmememiz gerekiyor. O yüzden Ankara'nın açıklamasında bu minvalde çok önemli görüyorum. Bu konu Milli Güvenlik Kurulu toplantısının da bugün bildirisinde vardı. Özellikle Filistin halkının bir yıldır tüm dünyanın gözleri önünde maruz kaldığı soykırımın durdurulması ve kalıcı ateşkes ve barışın gecikmeksizin sağlanması yönündeki Türkiye'nin kararlı çabalarının yanı sıra uluslararası gayretlerin de artırılarak sürdürüldüğü gerektiği ifade edilmiş. Bir taraftan BM'ye bir çağrı var yine. Birleşmiş Milletler reformu çok ütopik bir tablo gibi gözüküyor bugünün dünyasında. Değiştirilebilir mi, değiştirilemez mi çok konuşuluyor ama çokça da artık dillendiriliyor. Yani 2005'te Avrupa Birliği'nden Almanya'nın, işte Brezilya'nın bir takım ülkelerin toplu önerileri vardı. Afrika Birliği'nin önerileri olduğunu biliyoruz reform konusunda falan ama bir adım atılmamıştı. Artık yani bu ihtiyaç daha mı hasıl oldu? Ben tabii biraz realist bir perspektiften bakacağım. Şimdi Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin daimi üyeleri ne demek? Bunlar İkinci Dünya Savaşı'nın galipleri. Dolayısıyla kazandığınız savaşın barışını da siz dikte edersiniz. Yani bu belki çok kaba bir şey ama böyle. Yani dünya tarihi hep böyle oldu. Dolayısıyla tabii ki dünya 5'ten büyüktür bence de ama bu 5'in sayısının artması hani reformda mı olur? Tabii Allah korusun bir savaşta olmasın ama yani savaşın galipleri de kolay kolay bu imtiyazlarından vazgeçerler mi tartışmak lazım. Niye bunu söyledim? Şimdi bakın bu bölgeyi biz analiz ederken gerçekten zorluklar çekiyoruz. Tabii bu dünya politikasına doğrudan etkili. Çünkü burada teopolitik çok etkili. Şimdi bir tarafta biraz önce Tarık Hoca dedi işte büyük İsrail olacak, arz-ı mevut mu? Bir taraf diyor ki Mehdi gelecek. Şimdi bunu konuşurken biz real politik konuşamıyoruz. Çünkü bu rejimler gerek İran rejimi gerek İsrail'deki yapı hem birbirleri üzerinden beslendikleri bir çerçeve var. Hem de bu teopolitikle çok daha rahat bir motivasyon sağlıyorlar kendi halkları üzerinde. Ama buradaki en temel problem, biz bilimsel bir zeminde bakarken hem metodolojik olarak, hem yapısal olarak, hem de bilimsel içerikte o saplantı içerisine girmememiz lazım. Şimdi evet söylediğinizi anlıyorum evet. Ama bir taraftan da dünya biraz oraya savrulmuyor mu? Çünkü postmodern siyaset tabii bu. Tabii. Yani teolojik kavramlar savaşların, tabii, stratejilerin de belirler bir noktaya taşınmadı mı? En temel sıkıntı bu. Aslında tam geldiğimiz nokta. Çünkü değerlendirdiğimizde eğer meseleleri biz din ve dince kutsal sayılan motiflerle, kehanetlerle ifade etmeye başlarsak, o zaman şimdi mesela İsrail konusunda baktığımızda işte evangelizmden bahsedebiliriz, başka bir şeyden bahsedebiliriz. ABD'deki neokonlar doğru. Yani ben bir takım ilişkiler yok demiyorum ama bakın temel problem şurada.
Bu bölgenin tanzim edilmesi meselesinde tarihsel perspektife gidebiliriz. 1916 Sykes-Picot, 1920 Sanremo. Acaba bunlar bir 100 yıl sonra yenilenme sürecine mi geldi? Yeniden bu haritaların düzenlenmesi. Hani bu Büyük Orta Doğu diye söyleniyor ama ben somut belgeler üzerinden konuşurum. 2004'teki İstanbul Zirvesi. NATO'nun İstanbul Zirvesi. NATO'nun İstanbul Zirvesi'nde bu genişletilmiş Orta Doğu ve Kuzey Afrika projesi olarak ele alındı. Ama o projeye bakalım şimdi ne var? Kadınların okuma yazma seferberliği, KOBİ'lerin nasıl daha etkin olacağı, parlamentoların siyasal katılımı nasıl daha fazla olacağı bunlar yazıyor. Ama baktığımızda işte o Condoleezza Rice'ın işte 22 devlet diyordu, 23 devlet bu anlamda. Çünkü buradaki yapıları değerlendirdiğimizde bu devletleri yani harita yani masa başında işte haritalarda cetvellerle oluşturulan devletler olduğunu artık biliyoruz ama bu o devletlerin bugün egemenliği olmadığı anlamına gelmiyor. Çok yanlış bir okuma çünkü. O devletlerin egemenliğine savaş açmak gibi bir zemine geliyor. Peki bugün Birleşmiş Milletler içerisinde yapılabilecek bir reform var mıdır? Bütün bu ben realist zeminde bunun pek mümkün oldu. Yani keşke daha farklı bir şey söyleyebilsem. Ama yani o imtiyaz tekelinden kendi istekleriyle hadi biz reform yapalım, başka ülkeleri de karar alma süreçlerine katalım diyeceklere maalesef, umarım yanılırım ama maalesef düşünmüyorum. Ama bu zeminde bakıldığında Birleşmiş Milletler gibi yapılardan ne bekleniyordu? Uluslararası krizleri savaş olmadan çözümünü sağlamak. Ama şimdi bugün Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri persona non grata ilan edildi. Doğru. İsrail'de. Yani aslında işin özeti bu. Evet. Genel Sekreter İsrail'e giremiyor. Peki geçen gün Ankara'da bir Finlandiya Cumhurbaşkanı vardı. Kendisiyle de sohbet etme imkanı bulmuştuk. Orta Doğu'ya çok uzak ama Rusya-Ukrayna Savaşı'nda artık bir NATO üyesi ülke olarak sınır hattı olmuş bir ülkenin cumhurbaşkanıydı. Beni dedi hiç Ukrayna-Rusya Savaşı o kadar Orta Doğu'daki gerilimin endişelendirdiği kadar endişelendirmiyor. Çünkü hani orada bir ittifak var ve biz bu şekilde yani NATO ile birlikte bu mesele bir şekilde çözülür ama burada yani devlet dışı aktörler var, çok karmaşık bir tablo var vesaire. Birleşmiş Milletler meselesiyle ilgili olarak sistem çalışmıyor diyor ve bir ara bulucu olmadan bu mesele çözülemez diyor. Yani çok da denendi işte Katar, Mısır, Amerika Birleşik Devletleri falan. Yani bu sistemden çıkabilmek için tek bir ara bulucu mu var mıdır öyle biri? Amerika Birleşik Devletleri'ni konuşuyoruz ama yani zaten tarafsızlığını kaybetmiş bir durumda şu pozisyonda. Yani nasıl çıkılacak o zaman bu sistemden? Bunun çok kolay ama acı bir cevabı var. Bir dünya savaşı. Evet. Maalesef. Yani bunu söylemek istemiyorum ama 1914 öncesi gelişmelere baktığınızda, 1939 öncesi gelişmelere baktığınızda günümüz dünyasında çok benzerlikler var. Yani şimdi onlara girip akademik bir tartışma yapmak istemiyorum ama aşırı benzerlikler var ve her ikisi de müthiş bir yıkımla sonuçlanmış. Hani böyle bir şey olursa, yeni bir dünya düzeni kurulursa, o düzenin de galipleri 45 senesinde olduğu gibi bir araya gelirlerse yeni bir şey ortaya çıkartabilirler. Çünkü 45 sonrası kurulan dünyanın imtiyazlıları ellerindeki imtiyazı paylaşmak istemiyorlar. Çok açık ve net. Az önceki sorunuza yönelik bir şey söyleyebilir miyim? Yani hangisini? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasıyla ilgili olarak. Ben onu şöyle okuyorum açıkçası. Şimdi İsrail Orta Doğu'da bölük pörçük yapıların olmasını, zayıf unsurların olmasını ister. Güçlü devletler İsrail'in güvenliği açısından bir tehdit. Zaten bir Arap Okyanusu içinde yaşıyor. Türkiye ve Mısır gibi, Türkiye ve İran gibi bölgesel aktörlerin çok güçlü kuvvetli olmasını istemez. Onları rahatsız edecek hareketler yapar. Yani PKK'ya, YPG'ye, PYD'ye verilen destek, Suriye'nin istikrarsızlaştırılması bu anlamda İsrail için iyi bir şeydir. Yüksek ihtimal bunu kastetmiştir Cumhurbaşkanı. Yani Türkiye'nin ulusal bütünlüğünü, topraksal istikrarını sekteye uğratabilecek, Türkiye'ye baş ağrısı olarak ortaya çıkabilecek gelişmeleri perde arkasından desteklemeye devam, şu ana yaptığı gibi, yani şu ana kadar yaptığı gibi bundan sonra da bunu yapmaya devam edecektir demeye getirdiğini düşünüyorum. Bu noktada uyanık olalım diyor. Burada ilginç olan bir şey var yalnız, dikkatinizden kaçıyor mu bilmiyorum ama Türkiye şu anda Esad'ın Suriye'de güçlenmesini ve ülkeyi tekrardan kontrolü altına almasını istiyor. Nereden nereye yani? Yani Esad'a karşı varoluşsal savaş veren ülke sanki biz idik bir aralar. Yani Esad gitsin de muhalif unsurlar gelsin de orada Türkiye yanlısı başka bir ortaya oluşum ortaya çıksın diyen bizdik. Yani Esad'ı iktidarda tutmaya devam edenler zaten belliydi. Şimdi biz de o kampa katıldık. Şu anda Türkiye'de orada bir nüans yok mu ama? Yani şöyle bir nüans yok mu? Yani bugün evet üniter bir zaten üniter bir devlet olarak kalması yani
bütünlüğünü koruması Türkiye'nin zaten dış politik önceliğiydi ama şüphesiz. Yani Beşar Esad kaldı evet ama artık parçalanmasın ve bir şekilde yani Beşar Esad kalsın üzerinden değil de yani bu varsa en azından parçalanmasın noktasına ama gelmek. Işte şu anki mevcut lider Beşar Esad ve meşruiyeti bir şekilde her geçen gün daha önce bence pekişiyor. Evet. Yani zayıflayan değil güçlenen bir Beşar Esad var, onu unutmayın. Ve yani Suriye'nin topuna tamamına hakim olmasını istediğimiz merkez Şam. Yani Şam hakimiyetini kurarsa kuzeyde de Kürtler bu kadar takılamazlar. Yani Amerika'da, İsrail'de bundan kaybeder diye düşünüyoruz biz. Ve bunu mümkün kılmak adına İran'la da, Suriye'yle de, Astana'yı da, Soçi'yi de zaten görüşüyorduk. Şimdi bunun içine bir Şam da dahil edilmek isteniyor. Asıl demek istediğim şu aslında. Yani İsrail ile Türkiye ne kadar farklı yerlerdeler Suriye'deki gelişmeler çerçevesinde. Bu bence önemli bir şey. Bir de yani Türkiye'nin bu tehdit algısını pekiştiren şey ne biliyor musunuz? Yeni bir dünya düzeni kuruluyor ve o yeni dünya düzeninde Türkiye hangi blokta yer alıyor? Şimdi küresel doğunun ve küresel güneyin her geçen gün daha fazla parçası olmaya çalışan, olmak isteyen, belki de olan bir Türkiye çok yüksek ihtimalle küresel batının ana aktörleri ve bölgedeki uzantısı İsrail tarafından tehdit ve bir baş ağrısı olarak görülecek. Yani kaçınılmaz bir gerçeklik bu. Bizim de buna bir kafa yormamız aslında gerekir. Yani bu da stratejik bir konu ve çok da önemli bir konu. Yani dünyadaki bir bloklaşmalar hiç olmadığı kadar hızlanmaya başladı. Bilmiyorum görüyoruz mu? Yani çok aktörlü, çok merkezli yapı var diyorduk. Harika diyorduk. Türkiye'ye hareket alanı açıyor. Her şeyi yapabiliyoruz falan. Özgüvenimiz yüksek ama o çok kutuplu, çok aktörlü yapı giderek iki kutupluluğa doğru evrilmeye başlıyor. Küresel doğu ve küresel batı taraflar belli olmaya başlıyor. Biz nerede duracağız burada yani? Bu da bence önemli. O zaman Deniz Tansin'in o Rusya vurgusunu da sorayım. Yani Rusya'nın tutumu bu pozisyonda ne? Yani bu kadar Suriye hedef alınırken bundan sonra Amerika Birleşik Devletleri ile zaten Ukrayna Savaşı ile bir fiil karşı karşıya, bir fiil demeyeyim ama yani fiziki olarak değil ama yani gerginlik itibariyle karşı karşıya gelmiş bir Rusya ne yapacak? Şimdi Rusya zaten Ukrayna üzerinden Batı tarafından kuşatılmış, çevrelenmiş gibi hissediyor. Üzerindeki baskı çok fazla olmuş gibi hissediyor. Bunu kırmak adına, üzerindeki stresi azıcık azaltmak adına nerede bir boşluk buluyorsa buluyor, oraya giriyor, Amerika'ya evet. ve destekçilerine bir baş ağrısı olmaya çalışıyor. Hı hı. Şunu da düşünmüyorum, yani İran'la Rusya arasındaki ilişkilerin çok sıkı fıkı olduğunu düşünenlerdenim ben. Özellikle Ukrayna Savaşı noktasında içine düştüğü o sıkıntılardan kurtulmak adına hem Çin'e çok fazla yaklaşan hem de İran ve Kuzey Kore gibi ülkelerden askeri mühimmat desteği alan bir ülkeye dönüştü. Rusya. Bir taraftan da İran'la Suriye sahasında çokça karşı karşıya geldi yani vekil güçlerle. Olabilir ama bence bunu yönetebilecek ülkeler bunlar. Yani stratejileri, bölgesel stratejileri ve küresel kutuplaşmaları dikkate alındığında belli yani bir büyük blok, resmi gördüğünde belli bir blok içerisinde. Yani ben İran'ın İsrail ve Amerika tarafından denklemin dışına atılması gibi bir risk ortaya çıkarsa Rusya'nın mutlaka işin içine girip belki Çin'in bile yani şu anda pek Çin hevesli gözükmüyor. Biraz korkak ve çekingen davranıyor ama öyle bir ihtimal ortaya çıkarsa İran'a da yem edeceklerini düşünmüyorum. Yani öyle de bakmak lazım diye düşünüyorum. Pazar Hanım siz ne düşünüyorsunuz? Rusya ve İran ilişkilerinde Ukrayna Savaşı'nın başlamasıyla özellikle silah sanayi anlamında yeni bir sayfa açıldı. Ama öte yandan şunu unutmamamız gerekiyor. Rusya ve İran yüzlerce yıldır o topraklarda beraber, hatta bir zamanda sadece Rusya ve İran vardı Hazar Denizi etrafını düşündüğünüz zaman. Ya da mesela geçen yüzyılda Sovyetlerin İran'a müdahalesi olmuştu İkinci Dünya Savaşı döneminde. Aralarındakini %100 bir güven ilişkisi olarak zaman zaman Türkiye'de bu konuşuluyor çünkü. Hani Rusya ve İran hani öyle değil. Yani evet stratejik işbirliği diyor İran Cumhurbaşkanı bu ilişkiye. Ya da Ukrayna Savaşı ile yeni ve güzel beyaz bir sayfa açıldı. Bu da doğru. İkisi de birbirine silah sanayi anlamında şimdi bir şey var, alma verme durumu var ama şu anda mesela İran'dan Rusya'ya doğru daha çok bir savaş sürecinde bir veriş durumu var. Fakat mesela güven noktası bir soru işareti mesela İran Rusya'ya güvenebilir mi? Ya da Rusya kendi içinde kendi sorunlarında Ukrayna Savaşı'ndayken İran için savaşa girer mi? Girmez. Ama şimdi İran'ın bulunduğu yeri coğrafi olarak düşündüğümüzde Asya'nın kapısında şimdi İran'ın
oradaki varlığı ve artık BRICS, Şanghay gibi büyük örgütlerdeki tam üyeliğini de düşündüğünüz zaman Çin ve Rusya ile ilişkisini de evet genel bir perspektif uzaktan düşündüğünüz zaman tabii ki İran çok önemli. Ve mesela şu anda geçen akşam BMGK'da Rus daimi temsilcisinin İsrail'e yönelik yaptığı konuşmayı da hatırlayalım. Dolayısıyla evet şu anda hani taraf anlamında ya da Suriye'de Astana'daki birlik ve Suriye'deki işte Şam'da Esad'ı bugünlere getirmek gibi evet birçok birlikleri var ve önemli bir işbirliği içerisindeler, doğru. Ama dediğim gibi yani içinde kendi çelişkilerini de barındıran %100 bir aidiyet de değil yani %100 bir birliktelik de değil. Belki Suriye özelinde Amerika Birleşik Devletleri ile eğer perde arkasında gerçekten Fırat'ın doğusu batısı gibi bir mutabakat varsa oralar tehdit edilmeye başladığı zaman belki Rusya sesini yükseltir mi? Yani reklama gideceğim o yüzden evet, bu sefer size denk geldi ama bir cümleyle sizden alayım o zaman. Yani Rusya'nın tabii kendi savaşı ve sorunları da mevcut ama Rusya 10 yıldır Suriye'de, sert gücüyle Suriye'de. Dolayısıyla Suriye söz konusu olduğu zaman Rusya da tabii ki konuşacak ve müdahil olacaktır. Az önce hocam da söyledi zaten orada işte Tartus vesaire vurulduğu zaman önemi, anlamı büyük. Bu sefer reklam size denk geldi. Reklam arası verelim, sonrasında buradayız. Yakın plana devam ediyoruz. Artık son bölümdeyiz. Deniz Tansi sizinle devam edelim. Şimdi Rusya soru işaretini siz gündeme getirmiştiniz. Bir kez daha o çerçevede Rusya hangi noktada müdahil olur? Bir de Çin'i çok sessiz ve derinden Orta Doğu'da gittiğini, daha çok ticari ilişkiler üzerinden gittiğini biliyoruz. Ama Filistinliler arası uzlaşı meselesi için de yani bölge ülkeleri evet, yapmadı ve onlar yaptı. Gerçi hoş hani sonrasında bir şey görmedik ama yani Çin-Rusya dengesi nerede devreye girer? Şimdi ben tabii şöyle sorguluyorum. Yani Rusya ister Şam bombalanırken, şimdi en son işte Tartus, Smeyme kadar yerler bombalanırken çok amiyane tabiriyle Rusya ne iş yapar diye soruyorum. Yani cevap olarak da hemen şöyle deniliyor. Şu Ukrayna'da uğraşıyor. Tamam da sen burada Suriye'de bir iddia ortaya koymuşsun. Ve gerçekten de Esad onun sayesinde ayakta. Nereye kadar susacak onu aslında sorguluyorum. Hani orada bir, herhalde bir kırmızı çizgisi var ama onu biz bilmiyoruz ne olduğunu. Tahmininiz? Ya kırmızı çizgi yani gerçekten bir Rus üssünün herhalde doğrudan bombalanması olur. Ya da İsrail'in kara harekatı, hiç düşünmüyorum Suriye kara harekatı falan yapacağını. Dolayısıyla İsrail de nereye kadar ilerleyebileceğini burada 3 aşağı 5 yukarı tasarlıyor diye düşünüyorum. Ama şimdi biraz önce Tarık Hocam çok önemli bir çerçeveyi söyledi. Yani ne olacak bundan sonraki sistemde? Yani Türkiye nerede yerini alacak? Şimdi Türkiye NATO üyesi. Türkiye ABD müttefiki. Doğru. Ama öyle noktalarda zorluklarla karşılaşıyoruz ki. Geçenlerde Financial Times'ta bir analiz çıktı. Ya bu biraz tabii o analiz çok tartışılan bir analiz ama Akkuyu nükleer santrali söylüyor. Diyor ki burada radar yapacak Türkiye. Radarla diyor işte yok İncirlik ve Kürecik'ten veriler efendim işte Rusya'ya verecek. Ya böyle bir şey olması deli saçması. Ama algı ve olgu diyoruz ya. Algı bazen olgunun önüne geçebiliyor. Hatta aynı analizde buradan yola çıkarak 2022'de Güney Kıbrıs'a yönelik Amerikan ambargosunun, silah ambargosunun kaldırılması da buna dayanıyor. Şimdi bu nedir? Bu güvensiz. Financial Times'in yazdığı İngiltere ya da ABD'yi tabii ki temsil etmez ama önemli bir bakış açısını hiç kuşkusuz ortaya koyar. Yani bir algı, nasıl bakıyorlar? Şimdi bu algıya baktığımızda... Birilerine dayandırarak mı yazmışlardı yoksa bir analiz şeklinde mi? Yani bir analiz ama tabii yani bir resmi evrakla değil de bunu hani... Yok hayır yani hani şey... İsim paylaşılmayan bir yetkili, dışişleri yetkilisi. Var tabii. Paylaşılmayan yetkililer her zaman oluyor tabii dediğiniz gibi. Tabii ona yapacak. Başka türlü nasıl yapacaklar? Ama başka bir zemine baktığımızda mesela işte Yunanistan'ın Dede Ağaç'tan Girit'e kadar silahlanması, Amerikan üsleriyle donatılması. Şimdi bunu ne ile açıklayacağız? İşte Kıbrıs'a yönelik ambargodan bahsettik. Silah ambargosunun kaldırılması Güney Kıbrıs'a. Şimdi burada 59-60 antlaşmaları ne kadar geçerli? Çünkü İngilizlere bir tek imtiyaz sağlanmış. Şimdi Hollandalılar, Fransızlar, Amerikalılar diye baktığım, değerlendirdiğimizde. Ya da işte Suriye'deki PKK-PYD terörünü söylüyoruz. US CENTCOM bakış açısını ifade ediyoruz. Yani bizim bu ilişkimizi ya da Batı'daki konumumuzu, Amerika ile olan ilişkilerimizi oturup gerçekten, yani yeniden herhalde konuşmamız lazım. Ciddi sıkıntılar var. Ama soru şu. Amerika böyle, o zaman biz gidelim işte Rusya ile Çin ile
başka bir birlikteliğin içine mi olalım? O konuda da kuşkularım var. Niye? Şimdi yakın zamanda bir haber düştü biliyorsunuz. BRICS'e giriyor muyuz, girmiyor. En son Ruslar dedi ki BRICS'i genişletmiyoruz. Rahatladık biraz. O soru bitti. O soru bitti. Şimdi neden bunu söylüyorum? Çünkü ileride BRICS'te ortak tarifeler olsaydı, daha henüz yok ama biz AB gümrük bile içerisindeyiz. Ben mesela ekonomist değilim ama eş zamanlı ortak tarife nasıl uygulayacaktık? Ben bunun cevabını bilmiyorum. Belki ben çalışmamış olabilirim, bilmiyorum ama eş zamanlı olarak iki ayrı kuruluşla nasıl ortak tarife uygulanabilir? Hı hı. Şimdi ya da savunmayla ilgili konu. Katimeri'nin gazetesinde biliyorsunuz bir haber çıktı. İşte S-400'ler İncirli'ye mi verilecek? Ben dedim bu deli saçması. Yunanistan yine ortalığı karıştırıyor. Aa, baktım Lavrov cevap verdi. Rus Dışişleri Bakanı cevap verdi. Türkiye son kullanıcıları başka hiç kimseye satamaz diye. Yani böyle pazarlık oldu mu olmadı mı Milli Savunma Bakanlığı yok dedi. Cevap verdi. O tabii ki beyan esas. Ama şimdi bütün bunları değerlendirdiğimizde bir şey var. Bir hani bir nasıl bir kaygan bir ortamdayız. Buyurun. Yok buyurun devam edin. Bir soru yani kaygan bir ortamdayız. Güzel. Kaygan bir ortamda olduğumuz için bu zemini nasıl tam anlamıyla yerine oturtacağız? Nasıl kendimizi ifade edeceğiz? Temel konular. Bakın Ermenistan Rusya'nın müttefiki ama Batılıların işte zaman zaman Paşinyan'ın kafasını nasıl çeldiği. Hani bunları hep konuşuyoruz. Ya da işte yani PKK-PYD terörle ilgili tabii belki ayrı programda konuşmamız lazım ama gerçekten Amerikan Merkez Kuvvetler Komutanlığı ve ABD'nin bizzat kendisi destek veriyor. Yani kongreden mali yardım nerede vardır ya bu ilişkiyi gözden geçirmeliyiz diye. Evet. Gerçekten bazı şeyleri daha net konuşmak gerekir diye düşünüyorum. Peki şimdi bir taraftan söylediğiniz şey aslında biz Amerika Birleşik Devletleri ile ilişkileri pek çok krizi yaşayarak tekrardan değerlendirmeliyiz, yeniden bir zemine oturtmalıyız diye konuştuk. Cumhurbaşkanının meclis açılışında yaptığı İsrail'in bir sonraki hedefinin Türkiye olabileceği büyük bir İsrail vaat edilmiş topraklar üzerinden kurduğu bir ham hayal var ifadesi üzerinden yola çıkarak. Uçuşan füzeler, birbirini hedef alan saldırılar göz önünde bulundurulduğunda Türkiye'nin bir hava savunma sisteminin ne kadar kapsayıcı, kapsamlı olduğu, yani Türkiye'nin ne kadar korunaklı olduğu meselesini de sanki konuşmak gerekiyor. Şimdi bakın soru şurada. Biz durup dururken S-400 almadık. Patriot almak istedik. Vermedikleri için S-400. Evet. Yani Türkiye'nin önceliği aslında S-400 değildi bu anlamda bakıldığında. Şimdi bizim müttefiklerimizin, başta ABD'nin, Türkiye'nin hava savunma sistemine ihtiyaç duyduğunu kabul etmesi, hatta tam tersi desteklemesi lazım diye düşünüyorum ben. Eğer müttefiksek. Ama bunu desteklemiyorsa, ya hatta şimdi şunu da söyleyeyim. F-35 konusu hep konuşuluyor. Biz hani katsa yaptırmaları çerçevesi hasım olarak görülüyoruz. Müttefik ve hasım bir ülkeyiz. Yani buna artık hibrit mi diyeceğiz, nasıl bir ilişki modeli diyeceğiz. Yani bu kafa karışıklıkları o kadar fazla ki o zaman bir güvensizlik olur. Çünkü Türkiye uluslararası ilişkiler zemininde eğer bir stratejik orta boy devletse ve iktisadi anlamda bir yarı çevre ekonomisi, tabii ki sınırlıklar var. O sınırlıklar da bizim ta 2. Dünya Savaşı'ndan sonra aslında ortaya koyduğumuz Batı savunma sistemi içerisindeyiz, Batı siyasi sistemin içerisindeyiz. Hatta 19. yüzyıla gidebilirsiniz. Osmanlı-Türk modernleşmesi hep Batı'yı kendisine bu anlamda hedef ortaya koymuştur. Ama bugün ciddi bir güven probleminin oldu. Daha en son biliyorsunuz onu öyle toparlayayım. Rammstein, işte Flag 2024 tatbikatından NATO'nun çekildik. İşte malum bu fır hattı konusundan Yunanistan'ın. Yani pek çok sorunu, krizi buna eklemek mümkün. Mümkün. Acaba bir savunma, hava savunma sistemi meselesini daha ciddi konuşmak, tartışmak gerekiyor mu? S-400'ler kullanılabilir mi, açılabilir mi, kutusundan çıkartılabilir şüphesiz, mi? Şüphesiz, şüphesiz Deniz Hanım. Yani askeri bir uzman değilim. O konuda hakem kesmek istemem ama Türkiye'nin ulusal savunma sanayine yaptığı olduğu yatırım çok değerli ve kıymetli. Hele günümüzün bu istikrarsızlık ve öngörülemezlik çağında kendi savunmanızı, kendi imkanlarınızla kurmanız çok önemli. Yani bu konuda atılan devasa adımlar var. Hiçbirimizin buna itiraz etmesi söz konusu. Olamaz. Alkışladığımız bir şey bu. Fakat bir şey söylemek istiyorum ben. O da şu. Türkiye'nin dış politikasına bakarken, Batı ile olan kurguladığı ilişkilere bakarken kabul ettiğim bazı varsayımlar var. Destekliyorum. Mesela Ankara merkezli olmak çok iyi bir şey. Stratejik otonomi temelinde davranmak çok iyi bir şey. Stratejik yumurtalarını farklı stratejik sepetlere dağıtmak, küresel aktörler arasında denge kurmaya çalışmak çok iyi bir şey. Amerika'dan şöyle bir beklentimiz var. Artık bir dünya değişti. Kartlar yeniden karılıyor. Eskisi kadar heybetli ve kuvvetli değilsin. Ben ve benim gibi ülkeler daha fazla pay almak istiyor siyasetten. Bunu tanı, bunu gör.
buna kendini uydur. Beklendiğimiz bu ya Amerika'dan. Amerika'nın bunu yapmamasına kızıyoruz mu? Kızıyoruz. Bu da kıymetli. Kızmak zorundayız zaten. Şimdi Amerikalıların eski bir alışkanlığı var. Hala Soğuk Savaş dünyası devam ediyormuş gibi. Özellikle Türkiye gibi ittifak üyesi ülkelerle kurdukları çok hiyerarşik ve patronaj temelinde bir ilişki var. Evet. Stratejik kararları diyor ben Brüksel'de, Washington'da alıyorum, Ankara'ya havale ediyorum. Sen de bunları bu bölgede benim ileri karakolum gibi uygula diyor. Biz bunu istemiyoruz. Bu konuya kadar eyvallah. Ama bundan sonra şunu düşünmemiz lazım. Küresel batının içinde kalarak mı daha fazla ulusal çıkarlarımızı gerçekleştirebiliriz? Küresel doğunun önemli iki tane üyesiyle daha fazla yakınlaşarak mı Çin ve Rusya ile? E bakıyorsun Çin ve Rusya ile olan ilişkine %90 bağımlısın. Özellikle ekonomik anlamda. Bakıyorsun model olma noktasında Türkiye'ye bir artısı olabilir mi bu ülkelerin? Hiçbir şekilde olacaklarını düşünmüyorum. %50'si Türkiye'nin ticaretinin batıyla. Türkiye'ye gelen dış yatırım %75 batıdan geliyor. Türkiye 52'den beri NATO üyesi olan bir ülke. NATO'ya kızıyoruz mu? Kızıyoruz. Amerika'ya kızıyoruz mu? Kızıyoruz. Evet bunları pazarlık noktasına getirmek istiyoruz mu? Getiriyoruz. Ama NATO içinde kalarak, Amerika ile konuşur durumda kalarak bu çıkarlarımızı daha iyi elde edebiliriz. Kavga o ederek mümkün değil, mümkün olmasını... Hayır, mümkün olmasını. Şu yüzden soruyorum yani bir taraftan küresel batıyla o söylediğiniz ilişkiyi koruyup, içinde olup zaten NATO'yla... Ama diğer taraftan işte kendi çıkarları, ulusal çıkarları doğrultusundaki Patriot'lar üzerinden örneği verdi Deniz Nasi Hoca. Dolayısıyla Tansi özür diliyorum. Bir taraftan da Rusya ile bu işi devam ettirebilmek örneğin. Yani işin içine askeri şeyler giriyor, çakışmalar giriyor, kullanılabilirsin, uyumlaştırabilirsin, uyumlaştıramazsın. Bir sürü şey giriyor. İkisinin dengede götürmek mümkün mü yoksa birini seçmek zorunda mıyız? Çok zor. Mümkün diyemeyiz. Çok zor. Yani bu çok çok aktörlü, çok kutuplu, çok yapılı, çok merkezli sistem olursa bizim işin kolay olur. Denge siyasetini gütmemiz kolay olur ama günün birinde bıçak kemiğe dayanabilir. Taraflar diyebilir ki Türkiye'ye artık sen de bir karar ver bakalım. Neredesin yani? Bu ligde misin, bu ligde misin? O noktaya geldiğimizde nasıl bir karar vermek zorunda kaldığımızı bunu düşünüyoruz mu mesela? Buna yönelik bir hazırlığımız var mı? Dünya o noktaya doğru gidiyormuş gibi hissedenlerdenim ben de o yüzden bunu söylüyorum. Daha önce S-400'ler ve F-35 meselesinde gelmedik mi bu noktaya? Ya bu kadar değildi. Değil. Yani bakın 2008 küresel finansal krizinden 2020 yılına kadar yaklaşık 12 sene kadar bu çok aktörlü, çok merkezli sistem, çok kutuplu sistem sanki daha bir ortadaydı görünüyordu ama son 200 senenin, 4 senenin gelişmelerine bakıyorsunuz bu kutuplaşma, fay hatlarının belli olması, bloklaşma, küreselleşmenin dahi bir noktada sona erdiği noktasındaki algı, ikinci soğuk savaşın içinde olduğumuz noktasındaki algı, algı şu an seviyesinde ama olguya da çok hızlı bir şekilde dönüşüyor. Bizim buna bir hazırlığımız var mı? Böyle bir noktaya gelirse Türkiye ne yapacak? Yani 28 trilyon dolarlık bir Amerika, 1.3 trilyon dolarlık bir Türkiye var. Bu ikili ilişkide yoğurdu bin defa üfleyerek yemesi gereken, bütün tilkileri düşünmesi gereken taraf biziz. Yani öyleyiz yani. Ben çok açıkça söylüyorum. Yani Amerika'nın sana zarar verme kapasitesi var. Bizim Amerika'ya zarar verme kapasitemiz var mı? Yani bunlar belki hoş şeyler değil ama bunları da bilmek zorunda. Buna göre davranmalıyız. Gerçekçi yani, değerlendirme hocam. NATO üyeliği de Türkiye'yi çok önemli şekilde, yani Türkiye'ye hizmet eden bir şey. En başta bizi Amerika'ya karşı koruyor. Batı'ya karşı koruyor. Bakın Osmanlıların başına gelen temel sıkıntı neydi? Avrupalılar Osmanlı'yı diğeri, düşmanı gibi gördükleri için bir şekilde üzerimizde çullandılar. Modernleşme süreci, Avrupalılaşma, Batılılaşma süreci özünde bir güvenlik stratejisidir. Temel esprisi nedir? Türkiye modernleşsin, Batılılaşsın, Batılılar tarafından Batılı gibi algılansın da potansiyel bir tehdit ve düşman gibi görülmesin. Bu başlı başına bir güvenlik stratejisidir. Eğer Batı bizi küresel doğunun içinde bir aktör gibi görürse, bu bizim için iyi bir şey değildir. Bu dediğim şu anlama da gelmiyor ama. Yani batıdan gelen her şeye eyvallah diyelim demiyorum. Böyle bir derdim yok. Yanlış anlaşılmasın. Ama bunları çok ciddiyetle düşünmemiz gerekiyor. Bunlar stratejik konular. Peki şu görüşe ne diyorsunuz? Yani küresel batı aslında aldığı kararlarla ya da vermediği patriotlarla diyelim bizi hep doğuya itiyor. Süper bir tespit. İşte bir küresel batının da en büyük hatası bu. Madem Türkiye stratejik anlamda bu kadar önemli bir ülke, real politik anlamda önemli, coğrafi konumu çok güzel, stratejik kapasitesi, askeri kapasitesi var. O zaman sen de bu Türkiye'nin değerini gör, kaybetmemeye çalış. Ama yaptıkları şey ne? Çok güzel söylediniz. Belki bilinçli bilemiyorum, böyle bir kurgu da olabilir. Türkiye'yi çok hızlı bir şekilde kendilerinden uzaklaştırıp diğer tarafa doğru sanki itiyorlar gibi. Amerika bu hatayı Rusya bağlamında da yaptı. Yani Rusya ile Çin'i bu kadar yakınlaştırmasına ne gerek vardı Amerika açısından bakıldığında? Büyük bir hata mesela.
hiç istemediği kadar iki ülkeyi birbirine yaklaştı. Hele Türkiye gibi bir müttefikinizi, bu kadar önemli bir coğrafyada olan bir ülkeyi kendinizden uzaklaştırıp karşı tarafa itiyorsunuz. Ya bunu da Amerikalıların düşünmesi gerekiyor. Çok zor bir denge. O dengeyi Türkiye bundan sonraki süreçte nasıl kurabilir? Yani bir tercih yapmak zorunda mı küresel doğu veya küresel batı perspektifinde, yoksa? Dışişleri Bakanımız Hakan Fidan bu soruya cevap vermişti. Hemen kendisine atıfla ben de söyleyeyim. Yani tabii birbirinin ikamesi değil. Hani bunu zaten biraz önce de söylemiştik. Fakat öyle bir dünyaya doğru geldik ki artık bütün bunların hepsinde aynı anda var olmaktan başka bir şansımız yok. Çünkü uluslararası ilişkilerde de birçok şey değişiyor. Yani mesela Türkiye'nin Irak'la olan politikasına bakalım. Mesela Kalkınma Yolu, Favlimanı ve vesaire. Şimdi orada mesela yaptığımız politikada işte hem Bağdat'ta hem Erbil'de hem işte Haçlı Şabi'nin de olduğu bir masada. Yani birçok ayrı örgüt, ayrı yapı, ayrı şeyle eş zamanlı olarak bir ilişki kurma noktasına gidiyoruz. Şimdi Çin çok merkezli bir dünya vaadi ve söylemiyle uluslararası örgütlerde ABD'den daha farklı bir itici güç tarzında oluyor ve yani belki eşit söz hakkı anlamında ABD'den daha farklı davranıyor. Dolayısıyla bu örgütlerin de uluslararası ilişkiler sisteminde yükseldiği bir çağdayız. Ben bir de demin konuyla alakalı şunu söylemek istiyorum. Şimdi güç dengelerinin bozulmaması gerekiyor coğrafyada. Dolayısıyla Ankara açısından baktığınız zaman şimdi komşunuz İran'ın elinde böyle bir hipersonik füzenin test edildiğini gördüğünüzde bizim de buna aynı eşdeğerde sahip miyiz bilmiyorum şu anda. Ama aynısına sahip olma durumumuz ortaya çıkıyor. Çünkü Türkiye ve İran ilişkileri iyiye giden iki bölgesel aktör, fakat hem işbirliği hem rekabeti bir arada yürütmek zorunda olan iki bölgesel komşu. Dolayısıyla bu da çok önemli. Şu an %80 oranında yerli savunma sanayindeyiz. Tabii ki hedefimiz %100. Bu hemen kolay başarılacak bir şey değil. Uzun yıllar var önümüzde. Ama bunu başardığımız zaman hem batı hem doğu, bütün bu çok merkezli dünya içerisinde çok daha rahat bir noktada olacağız. Peki. Bir dakika gibi bir sürem kaldı. Son bence Batı'ya şu soruyu sormak lazım zaman kalmadığı için. Who lost Turkey diyorlar sürekli. Türkiye'yi kim kaybetti diye. Bence ilk önce bu soruyu kendi aralarında versinler. Çünkü size Türkiye, sorayım. Sizce kim kaybetti? Bence başta ABD tabii kaybetti. Yani bu tekrar sürülebilir bir ilişki ortaya koymak için o Soğuk Savaş'taki gibi hiyerarşik değil, gerçekten karşılıklı etkileşimin olduğu bir modeli ifade etmek lazım. Öteki türlü bir tıkanıklığa doğru gidiyor ciddi anlamda. Konjonktür bazen, yani mesela Suriye meselesinde bugün Beşar Esad rejiminin kendi ülkesini kontrol etmesinin bölge çıkarı açısından ya da Türkiye'nin çıkarı açısından daha ortak önemli bir çıkarlar açısından konum, daha önemli bir nokta olduğunu söylüyoruz. Dolayısıyla konjonktür bir gün biz Amerika Birleşik Devletleri ile ben de hep o aslında onu tahmin ediyorum. Bir gün hani Türkiye'ye ihtiyaçları olduğu zaman, ki Soğuk Savaş'taki konumlarını 3 aşağı 5 yukarı anımsayalım. Ama umarım çok geç olmadan. Yani çünkü dünya barışını, bölge barışında ciddi, çünkü Türkiye'siz ne Doğu Akdeniz olur, ne Orta Doğu, ne Balkanlar, ne işte Türk dünyası. Umarım müttefiklerimiz bu değerlendirmeyi ivedilikle yaparlar. Peki. Üç konuğumuza da çok teşekkür ediyorum. Sondan başlayayım. Doçent Doktor Deniz Tansi, Yeditepe Üniversitesi öğretim üyesi. Tamam. Teşekkür ediyorum. Doktor Hazal Vural Jane, İstanbul Aydın Üniversitesi öğretim üyesi ve Profesör Doktor Tarık Oğuzlu, yine İstanbul Aydın Üniversitesi öğretim üyesi. Bu akşam Yakın Plan'da konuklarımızdı. Bölgeyi konuştuk, Orta Doğu'yu konuştuk. 7 Ekim önümüzdeki pazartesi bütün bu kaosun başlangıç noktası olarak en azından konulan yıl dönümü, o olayların ve sonrasında başlayan savaşın yıl dönümü. Dolayısıyla bölgeyi konuşmaya devam edeceğiz. Biz Yakın Plan'ı noktaladık. Bugün yarın birazdan Korhan Varol'un sunumuyla devam ediyoruz.